Bu güzel sonbahar gününde sizleri tekrardan görmek çok güzel. Çok güzel. Muhteşem bir hafta sonu geçirdik. Öyle değil mi? Evet, öyleydi. Evet, bugün devam edelim istiyorum. İlerliyoruz. Bugün Bay John Locke'a başlıyoruz. Ve bundan sonraki 3 derste de Bay Locke'u işleyeceğiz. Bu kadar küçük bir kitabın, bu basımı o kadar da olağanüstü olmayan, dikkat ediniz. Ama bununla birlikte bu 100 sayfayı biraz geçen yayının, bu uzunluktaki bir kitabın dünyayı bu kadar şekillendirici bir etkisinin olması, inanılması gerçekten çok zor bir şey. Eğer düşüncelerin, siyasi düşüncelerin tarihte öneminden herhangi bir şekilde kuşkuya düşenler varsa, size sadece John Locke'un tarihine ve etkisine bakmanızı tavsiye ederim. Olağanüstü. Bugün biraz Bay Locke'tan bahsetmek istiyorum. Bir kimsenin John Locke'u birçok farklı derste okuması için birçok sebep bulunmaktadır. Ancak bizim bugün John Locke'u okumaktaki amacımız, en bildik ifadeyle söyleyecek olursak, onun bize modern devleti veriyor olmasıdır. Onun yazıları Thomas Jefferson tarafından bağımsızlık bildirgesini yazarken neredeyse tamamen içselleştirilmiş ve benimsenmiş görünmektedir. O kadar ki Locke fiilen Amerika'nın onursal kurucu babası olmuş görünmektedir. John Locke doğal özgürlüğü ve insanların eşitliğini yaşam, özgürlük ve kendisinin mal varlığı olarak adlandırdığı mülkiyete yönelik doğal haklarımızı, yönetim fikrinin en azından meşru yönetimin rızaya dayalı yönetim olduğunu ve meşru yönetimin zorunlu olarak sınırlandırılmış olduğunu ve sınırlı yönetimin kuvvetler ayrılığına dayandığını ve yönetimler baskıcı olmaya başladığında veya yönetimler doğal hakları ihlale başladığında halkın devrim hakkı olduğunu savunmaktadır. Buna ek olarak John Locke dinsel hoşgörünün de ünlü bir savunucusu idi. Ve ismi sonsuza kadar bizim bugün liberal ya da anayasal demokrasi diye adlandırabileceğimiz fikirlerimiz ile ilişkili olacaktır. Locke tekrar edecek olursak modern anayasal devlete kesin ve birçok açıdan en alışıldık ifadesini vermiştir. Ancak hiç kimse gibi Locke da ex nihilo, yoktan ortaya çıkmamıştır. Locke'un yazıları bir yerden ve bir kaynaktan gelmektedir. Bunlar birçok şekilde kısmen Locke'un doğumundan bir yüzyıl önce ölmüş olan Machiavelli tarafından hazırlanmıştır. Ancak daha önemlisi başka bir İngiliz yazar veya üzerinde biraz durduğumuz başka bir İngiliz yazar, yani Bay Hobbes'tur. Thomas Hobbes. Hobbes, Machiavelli'nin hükümdar fikrini alarak onu bir egemenlik teorisi veya doktrinine dönüştürmüştür. Hobbesçu egemen, bizim gayri şahsi ya da temsili hükümet diye isimlendirebileceğimiz fikirlerimizin temelinde yer alır. Hükümdarın yönetimini bunu Hobbes yapmıştır, egemen denilen bir makama dönüştürmektedir. Ve bu makam Hobbes'a göre sözleşmeyi yapan kişilere veya öznelere karşı sorumlu olan bir toplumsal anlaşmanın veya onun dediği gibi sözleşmenin ürünüdür. Hobbes, egemenin makamını barışı, adaleti ve düzeni sağlamak üzere halkın yarattığını ve egemenin de halkın temsilcisi olduğunu öğretmiştir. Eğer egemenin iktidarı olmazsa kendimizi doğa durumunda bulurduk. Doğa durumu, sivil iktidarın olmadığı ya da en azından sadece zayıf olduğu, kuralların ve yasaların uygulatılmakta yetersiz kalındığına işaret eden ve Hobbes tarafından geliştirilen kavram. Hobbes egemeni tekrar edecek olursak, kanunları uygulaması, adaleti ve siyasal istikrarı sağlamak için ona gereken her şeyi yapabileceği mutlak iktidar veren seküler mutlakiyet doktrinini dile getirmiştir. Tüm bu katı ve zorlu önermelerden yola çıkarak Locke farklı
Ancak hala birçok şekilde Hobbes'un Machiavelli'den alarak değiştirdiği öncüllerine dayanan daha liberal bir anayasal devlet teorisi geliştirmiştir. Locke bir evcilleştirme süreci başlatmıştır. Kendi döneminde çok az taraftar bulan Hobbes'un vahşi ve katı mutlak devlet teorisini evcilleştirmeye başlamıştır. Locke'un siyaset kuramı ya da siyaset felsefesi alanındaki en önemli eseri sadece ikincisini okuduğumuz sivil yönetim üzerine iki incelemesidir. Elimizde bulunan kitaba çoğu zaman kısaca ikinci inceleme diye referans verilir. Ama sanıyorum ikinci incelemeden önce bir birinci inceleme olduğundan şüphelenmişsinizdir. Birinci inceleme ikinci incelemeden çok daha uzundur ve adı sanırım zaman zaman ikinci incelemede geçen Robert Filmer isimli bir kişi tarafından Locke zamanında dile getirilen kralların ilahi hakkı teorisinin son derece detaylı ve özenli bir yapı sökümüdür denilebilir. Filmer, Patriarka adında bir kitap yazmıştır. Patriarka, tüm siyasal otoritenin Tanrı'nın Adem'e vermiş olduğu otoriteden kaynaklandığını ve böylece tüm meşru otoritenin temelinde ilahi hak olduğunu iddia etmiştir. Locke'un ilk incelemesi çok önemli. Ancak şunu da söylemeliyim ki oldukça usandırıcı bir eserdir ve size onu ödev olarak vermediğim için bana minnettar olmalısınız. Ancak başlı başına ve birçok açıdan çok ilginç bir kitaptır. İncil'e dayalı eleştiri ve açıklama yapması bakımından özellikle de. Fakat Locke kendi pozitif yönetim teorisini sadece ikinci incelemede yazmıştır. Bildiğimiz kadarıyla bu kitap 1688 Whig devriminden çok kısa bir süre önce yazılmış ve Locke parlamenter üstünlük, hukukun üstünlüğü ve anayasal yönetim teorisini bu eserde ele almıştır. Belki biraz garip olacak ama Locke kendi döneminde bir dereceye kadar Aristoteles'in kendi döneminde ifade ettiği şeyi ifade ediyordu. İkinci inceleme pratik bir kitap olarak amaçlanmıştır. Döneminin filozoflarına değil, İngiliz halkına yönelik yazılmış, kendi zamanlarının gündelik diliyle yazılmış bir kitaptır. Bir anlamda zamanının sağduyusunu yakalayabilmek için yazmıştır. Ancak bu, Locke'un aynı zamanda ciddi anlamda tartışmalı bir kişilik olduğunu kastetmek anlamına gelmez. Locke, birçok açıdan radikal veya hatta devrimci fikirleri alıp insanlara onları uzun zamandır düşündükleri bir şeymiş gibi bir dille ifade etmek gibi bir yeteneğe, evet, çok imrenilesi bir yeteneğe sahipti. Ve bu da bir dereceye kadar ikinci incelemenin üstün özelliğidir diyebiliriz. Birçok yönüyle bizim için daha kolay olmuştur çünkü Locke'un dili bizim için neredeyse bir tür sağduyu ya da stenografik dil diyebileceğim bizim siyaset üzerine düşünme şeklimize yönelik bir dil olmuştur. Bu dili yaratabilmek ve bunu insanların zaten hep düşündükleri şeyin bu olduğuna inandıracak şekilde yansıtabilmek onun dehasına işaret etmektedir. Locke aslında siyasi bir adamdı. Ancak aynı zamanda az önce ima ettiğim gibi belki çok suskun bir siyasi. Yoğun dinsel ve siyasal çatışmanın olduğu bir dönemde yaşamıştır. Kral 1. Charles öldürüldüğünde Locke daha okula giden küçük bir çocuktu ve bir diğer kral 2. James tahttan indirilip sürgüne gönderildiğinde ise yetişkin birisi idi. Hobbes'un kendisinden daha genç bir çağdaşıdır Locke, ancak o da yoğun sosyal çatışma ve savaş döneminde yaşamıştır. Locke, Oxford'da hem öğrenci hem de çalışan olarak birçok yılını geçirmiştir. Ve orada bulunduğu dönem boyunca kendisinin radikal bir takım siyasi sempatilerinin olduğu düşünülmüştür. Ancak o bunları ifade ederken o kadar temkinli ve dikkatlidir ki yıllar sonra düşüncelerin aslında ne olduğu ona en yakın olanlar için bile net değildi. Locke'un kaldığı Oxford Balliol College'daki üniversite müdürü Bay Locke'u bir sessizlik abidesi olarak nitelendirmiştir. Sessizlik abidesi. Çünkü Locke'un dinsel ve siyasal meseleler hakkındaki fikirlerini
soruları yoluyla asla öğrenememiştir. Bir düşünün. İngiliz Sanat Merkezi'nin lobisinde Locke'un çok mükemmel bir büstü vardı. Ve ben öğrencilere oraya, kampüse gittiklerinde önünde durup yüzüne iyice bakmalarını tavsiye ederdim. Çünkü Machiavelli'de ve diğerlerinde olduğu gibi yüz her şeyi gözler önüne serer. Ve insanlara üniversite müdürünün bahsettiği sessizlik abidesi duruşunu yakalayıp yakalamadıklarını sorardım. Locke daha sonra Lord Shaftesbury olarak bilinen Anthony Ashley Cooper adında birinin hekimliğini ve özel sekreterliğini yapmıştır. Shaftesbury'nin bir grubu vardır. 1683'te sürgüne gönderilen monarşi karşıtları olan siyasi takipçilerinden oluşan Shaftesbury grubu. Locke sürgünde de onlarladır. 1683'te yani Whig devriminden kısa bir zaman önce İkinci İnceleme adlı kitabının yayınlandığı ve 1704'te ölümüne kadar yaşadığı İngiltere'ye dönmeden önce Hollanda'da birkaç yıl geçirmiştir. Sonrasında İngiltere'ye tekrardan Whig devriminden kısa bir zaman önce kitabı İkinci İnceleme'yi yayınlattı ve 1704'te ölünceye kadar yaşadığı İngiltere'ye dönmüştür. Bu arada bundan 2 yıl önce Yale Beinecke Kütüphanesi'nde Bay Locke'un ölümünün 300. yıl dönümü anısına büyük bir konferans düzenlenmişti. Bahsettiklerim onun katkıları ve bağlamı ile ilgili birkaç şeydi. Bugün bu konuşmanın asli kısmına, Locke'un siyasal doktrininin birçok açıdan ana temasını oluşturan doğal hukuk teorisine odaklanarak başlamak istiyorum. Bu zaman zaman karşımıza çıkan bir kavram. Ancak benim bildiğim hiçbir modern düşünür doğal hukuku kendi kuramında bu kadar önemli bir yere oturtmamıştır. Doğal hukukun işleyişini gözlemlemenin ya da nasıl işlediğini yeniden inşa etmenin en iyi yolu daha önce gördüğümüz bir süreci takip etmektir. Yani doğal hukuku işler halde görebileceğimiz doğa durumunun ne olduğu hakkında düşünmektir. Locke'a göre doğa durumu birçok açıdan Hobbes'ta olduğu gibi ve Aristoteles'in aksine bir yönetme ve yönetilme durumu değildir. Doğa durumu siyasal bir durum değildir. Locke doğa durumunu kusursuz bir özgürlük durumu olarak betimler. Aristoteles bizim doğal olarak yurttaşlık veya aile yükümlülük bağları ile bağlı bir ailenin, polisin ya da bir tür ahlaki topluluğun üyesi olduğumuzu söylerken Locke doğa durumu ile sivil otorite veya sivil yükümlülüklerin olmadığı bir durumu anlamaktadır. Her ne kadar zaman zaman Kuzey Amerika'nın uçsuz bucaksız topraklarına doğa durumu özelliğini atfetmiş olsa da ona göre doğa durumu tarihsel bir durum değildir. Aksine doğa durumu bir zihin egzersizidir. Otorite yokluğunda insan doğası nasıldır? Locke'a göre doğa durumu Hobbes'ta olduğu gibi ahlaki olmayan bir durum değildir. Basitçe herkesin herkese karşı olduğu bir savaş durumu da değildir. Ona göre doğa durumu esasen ahlaki bir durumdur. Barışı ve toplumsallığı dikte eden ahlaki bir kanun ya da doğal bir kanun tarafından yönetilmektedir. Hiç kimsenin bir başkasının yaşamına, özgürlüğüne ya da mülkiyetine zarar veremeyeceğini tayin eden ahlaki bir doğa kanunu vardır. Locke'a göre bu doğa kanunu tüm insanlığın barışını ve korunmasını amaçlamaktadır. Bu anlamda doğal durum, Locke'a göre bir doğal kanunun barışı ve korumayı buyurduğu ahlaki bir durumdur. Herkesin herkese karşı olduğu bir savaş durumu değildir. Locke'un doğal hukuku bazı yönleriyle zamanının okurlarına aşina gelen ahlaki kanunun çok geleneksel bir formu gibi görünmektedir. Aynı zamanda dönemin okuyucusunun da Cicero, Romalı Stoacılar, Aziz Thomas Aquinas ve Locke'un kendi döneminde önemli bir Anglikan ilahiyatçı olan Richard Hooker'ı da kapsayan doğal hukuk geleneğine aşina olduğu söylenebilir. Locke'un ahlak hukuku ya da doğal hukuk teorisi rahatlatıcı ve geleneksel görünmektedir ve bir ölçüye kadar da öyledir.
Tüm sivil otoritelerin kaynağı ancak rasyonel kapasitelerimizle bilebileceğimiz aklın kanunu üzerine temellenir. Doğa kanununu Locke ünlü ifadesiyle kadir ve sonsuz alim yaratıcının sanatı olarak görür. Ve ilahi sanatın eseri olarak bizler hiç kimsenin yaşamına, özgürlüğüne ve malına zarar vermemeliyiz. Böylece Locke, Stoacı doğal hukuk geleneği ile Hristiyan ilahi ustalık fikirlerini birbirleriyle kusursuz bir bütün olarak zahmetsiz bir şekilde örmüş görünmektedir. Locke'un burada yazısında farklı felsefi ve teolojik gelenek akımlarını neredeyse zahmetsiz bir bütün halinde birbiriyle yoğurarak bir araya getirdiğini görüyorsunuz. Yalnız buna bu kadar aldanmayın. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hemen aynı paragraflarında Locke'un tüm insanlığın barışını ve korunmasını öngören doğal hukuku bir öz koruma, yani kendini koruma hakkına dönüşmektedir. Başından beri doğal hukukun ötekilerin görev ve yükümlülüklerini korumak zorunda olduğumuz bir ahlaki yükümlülük kuramı olup olmadığının pek açık olmadığını söyleyebilirsiniz. Ya da bunun önceliği bireyin kendisini korumasına ve bireyin korunmasını sağlamak için gerekli olan her şeye izin veren bir doğal haklar teorisi olup olmadığını da sorgulayabilirsiniz. Doğa durumu sivil otoritenin olmadığı bir durumdur. Bir diğer deyişle doğa kanununun yürürlüğünü ya da uygulanmasını denetleyecek herhangi bir kişi ya da makam yoktur. Bu nedenle kitabının ilk kısmında betimlediği barış ve karşılıklı güvensizlik durumu olan bu doğa durumu hızlı bir şekilde bozularak her bireyin doğal hukukun yargıcı, jürisi ve infazcısı olduğu bir iç savaş veya savaş durumuna gelir. Doğa durumu çabucak Hobbes'un doğa durumuna, yani esasen herkesin kendisi için var olduğu duruma dönüşür. İkinci incelemenin 11. bölümünde Locke şöyle der. Zarar gören kişi, doğa durumunda mağdur edilen kişi, kendisine kötü muamele edilen veya zarar gören kişi kendini koruma hakkı adına zarar verenin mallarına ve hizmetlerine el koyma gücüne sahiptir. Çünkü herkes suçun tekrar işlenmesini önlemek için tüm insanlığı korumak adına ve bu amaç içinde makul olan her şeyi yapma hakkı namına bir güce sahiptir. Bir diğer deyişle doğa durumunda mağdur edildiysen ya da mağdur edildiğini düşünüyorsan doğal hukuk uyarınca Locke'a göre onun ifade ettiği gibi mağduriyetini seni mağdur edenden tazmin etme hakkına sahipsindir. Ve herhangi bir şekilde mağduriyet yaşamış bir kişi olarak onlardan mallarını, mülklerini, hizmetlerini uygun gördüğün herhangi bir şekilde alma durumundasın. Tam da bu noktada tekrardan herkes doğal hukukun yargıcı ve uygulayıcısı olmaktadır. Locke'a göre doğanın temel kanunu kişinin kendisini koruma hakkıdır. Bu şu anlama gelmektedir. Herkes kendisini koruma adına gücünün sınırları içindeki her şeyi yapmak yetkisine sahiptir. Yine 16. bölüme bir bakacak olursak ve bir kimse kendisine savaş açan birini yerle bir edebilir. Sana savaş açanı yok edebilirsin. Ya da tıpkı bir kurdu ya da aslanı öldürebilmesindeki neden gibi varlığına yönelmiş bir düşmanlık sezinleyebilir. Çünkü böyle insanlar ortak akıl yasalarının bağları altında değildirler. Onlar zor ve şiddet kanunundan başka kanun bilmezler. Bu sebeple de onlara yırtıcı hayvanlar olarak davranılabilir. Ellerine düştüğünde kesinlikle kendisini mahvedecek olan bu tehlikeli ve zararlı yaratıklar. Bu dile kulak verin. Diğerlerine zarar vermememiz ve kendi türümüzden olanların iyiliğini korumamız ve savunmamızın buyurulduğu doğal hukukun hakim olduğu ahlaki bir durumdan birbirimize karşı aslanlar, kurtlar, yırtıcı hayvanlar ve diğer zararlı yaratıklar gibi olmuşuz. Doğa durumu Dorothy Gale'ın ifadesiyle aslanlar, kaplanlar ve ayılar. Aman! Bundan başka nedir ki? Bu bizim birbirimize karşı tutumumuzdur. Bunun Locke'un fablı olduğunu düşünüyorum. Zaten ikinci incelemenin büyük bir kısmı insanları ve davranışlarımızı hayvanlarla karşılaştırmasıyla geçer.
Bir yerde aslandan ve kurttan bahsetmiş, başka bir yerde de sansardan, kokarcadan ve tilkiden bahsetmiştir. Bunun temelinde eğer doğal bir kanun altında yaratılan varlıklar isek, çabucak neredeyse hayvan sürülerine benzeyebiliriz düşüncesi vardır. Yırtıcı hayvanlar, işbirliği ve barış arayışından uzak olan yaratıklar. Bu tarz varlıklar olan bizler doğa durumundaki o özgürlük ortamını kötüye kullanıyoruz. Ve böylece de sivil bir yönetime ihtiyaç duyuyoruz. Bununla birlikte ikinci incelemeyi okuyan herkesin sorması gereken bir soru, umuyorum ki sizler de tartışma saatlerinizde birbirinizin dikkatini buna çekmişsinizdir. Locke'un anladığı şekliyle doğa durumunun barış ve güvenliği meşrulaştıran veya benimseyen bir ahlak yasası tarafından denetlenip denetlenmediği veya Locke'un doğa durumu tanımının Hobbes'un herkesin herkese karşı savaş durumunun hafifçe perdelenmiş, hafifçe gizlenmiş bir betimlemesi olup olmadığıdır. Yoksa Locke Hobbes mu idi? Kuzu kılığında kurt misali. Ünlü sessizliğini de hatırlayacak olursak. Öyle görünüyor ki Locke çok farklı iki dil kullanmıştır. Bir başka deyişle birisi öncelikle başkalarına karşı olan görevlerimize dayanan geleneksel doğal hukukun dili, diğeri ise bazı açılardan hakkın ve her bireyin kendini güvence altına alma hakkının öncel olduğunu iddia eden modern Hobbesçu doğal haklar yaklaşımının dilidir. Bir başka deyişle Locke, bu belki kurumsal değil de daha çok tarihsel bir soru olacak. Locke, antik, bazı açılardan Cicero'cu ya da Thomasçı doğal hukuk geleneğinin mi yoksa Hobbesçu modern bir doğal hukuk anlayışının mı bir parçasıdır? Locke'un siyaseti teolojik bir ilahi sanat anlayışına mı yoksa eninde sonunda insanın tutkularını ve yaşam mücadelesini kapsayan doğalcı bir anlayışa mı dayanmaktadır? Önceliği haklara mıdır yoksa ödevlere mi? Yoksa Locke'un sadece kafası mı karışıktır? İki dili birbirine mi karıştırmıştır yoksa yaklaşımında bilerek mi muğlaktır? Locke uzmanı ünlü bir bilim adamı yakınlarda yayınladığı bir kitapta bence bazı açılardan son derece emin bir şekilde Locke'un doğa durumundaki eşitlik düşüncesinin özellikle bir tür Hristiyan teolojik argüman bağlamına dayandığını iddia etmiştir. İkinci incelemenin dördüncü paragrafında Locke şöyle söylemiştir. Gelişigüzel bir şekilde doğanın aynı nimetlerinin içinde doğan ve aynı tür ve derecede olan yaratıkların birbirlerine eşit olmalarından daha açık bir şey olamaz. Locke'un aynı tür ve derecede olan yaratıkların birbirlerine eşit olması gerektiği iddiası aslında son derece özgün bir dini argümana dayanmaktadır. Bir türe ait olmanın ne anlama geldiği ya da neden aynı türe ait olmanın bu türün her bir üyesine özel bir derece veya itibar verdiği. İşte bu yoruma göre eğer Tanrı'ya inanıyorsanız veya söz konusu tür Tanrı ile özel bir ahlaki ilişki içinde ise ancak anlamlıdır. Sorun ise benim düşünceme göre Locke'un doğa durumundaki eşitlik fikrinin ya da onun doğa durumundaki ahlak yasası fikrinin bu inanca dayanıp dayanmadığıdır veya onun özgürlüğün temel prensipleri gibi şeylerden çıkarılıp çıkarılamayacağıdır ya da bunun salt dinsel olmayan doğalcı önermelerden veya temellerden çıkarılıp çıkarılamayacağıdır. Locke daha öz bir ifadeyle ikinci incelemede savının teolojik temelleri konusunda sessiz kalmıştır. İsa veya Aziz Paul gibi teolojik figürlere ya da yeni ahite ilişkin hiçbir tartışma en azından ikinci incelemede yoktur. Bu konuları uzun bir şekilde başka bir yerde tartışmaktadır. Bunlar bir anlamda arka plana dair bilgiler olabilir ancak bizim için cevabı hala verilmeyen soru bunların Locke'un ilahi sanat konusundaki argümanlarına derin bir şekilde nüfuz edip etmediği veya bu ilahi sanat dilinin tamamen seküler doğalcı insan doğası ve siyasi otorite için basitçe bir vitrin dekorasyonu olarak işlev görüp görmediğidir. Çok önemli bir konu bence. Locke'u anlamak açısından ve dolaylı olarak bugün Amerikan rejimi hakkında nasıl düşündüğümüz bakımından çok önemli. Sadece şimdiye dek söylediklerime bir tür dipnot olarak söylüyorum.
Çünkü eğer Locke'un doktrini bazı açılardan Amerikan rejiminin özellikle bağımsızlık bildirgesinin kurucu ilkeleri olduğu göz önüne alındığında çok önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu noktada güncel kamusal bir iddianın da parçası olmaktadır. Yani bu temellerin otoritesini bir tür teolojik doktrine mi borçlu olduğu, Jefferson'ın bildirgenin açılışında ifade ettiği doğa kanunları ve doğanın tanrısı tartışması bir bakıma Locke'cu tonlar taşımaktadır. Bizim kurucu belgelerimiz doğa kanunları ve doğanın tanrısı derken bir tür dini ima mı taşımaktadır, yoksa bu ilkeler teolojiden tamamen bağımsız olabilecek doğalcı, seküler türden midir? Bir tür bilimsel ve akademik özellik taşıyan bu argüman şüphesiz bugün tartıştığımız dinin kamusal yaşamdaki yeri gibi çoğu kamusal tartışmalarımıza da bulaşan bir şeydir. Okullarda ibadet, adliyelerde ya da diğer kamusal alanlarda 10 emirin afişe edilmesinin uygunluğu tartışmaları gibi. Ya da Jefferson'ın duruşu ile ilgili ünlü bir başka meseleye de bakmak isterseniz, din ve devlet arasında bir tür mutlak bir güvenlik duvarı, ayrım duvarı olup olmadığıdır. Bugün burada detaylıca üzerinde durduğumuz ve düşündüğümüz bu konular, gördüğünüz gibi Locke ve ikinci incelemenin doğal hukuk ve doğa durumu ile ilgili olan bu açılış kısımlarını nasıl değerlendirdiğimizle yakından ilgilidir. Böylelikle bu fikirlerin günümüz kamusal ve siyasal kültürünün özüne nasıl derin bir şekilde nüfuz ettiğini görebiliyorsunuz. Biz çok mu farklıyız? Çok mu farklılaştık? Bundan 300 yıl sonra yaşayacak insanlar bizim çok farklı olduğumuzu veya kamusal tartışmalarımızın John Locke'un zamanındaki kamusal meselelere hayat veren tartışmalardan çok farklı olduğunu mu düşünecekler? Belki de değildir. Belki o kadar da farklı değilizdir. Bu kadar güncel, yeter artık Bay Locke'a geri döneyim. John Locke'un doğa durumundaki doğal hukuk teorisinin özünü ikinci incelemenin 5. bölümünde geçen mülkiyet meselesi oluşturmaktadır. Eğer bu dersten sonra Locke ile ilgili bir şey hatırlayacaksınız, bu 5. bölüm olsun. Belki 19. bölüm de olabilir. Devrim teorisi. Ancak mülkiyet konusunda olan 5. bölüm, şüphesiz birçok açıdan Locke'cu siyasal düşüncenin en karakteristik doktrinlerinden biridir. Locke'un insan doğası anlayışı bizim mülk edinen hayvanlar olduğumuz yönündedir. Aristoteles doğal olarak siyasal olduğumuzu iddia etmişti. Ancak Locke mülk edinen varlıklar olduğumuzu iddia etmiştir. Mülk iddiamız ise çalışmamızın sonucudur. Emeğimizi, çalışmamızı bir şeye katmış olmamız gerçeği bize o şeye sahiplik hakkı kazandırır. Emek değeri yaratır ve tüm değerin kaynağıdır. Locke'a göre doğa durumu Karl Marx'ın ilkel komünizm olarak adlandıracağı şey olan ortak mülkiyetin olduğu bir durumdur. Locke doğa durumu tüm insanlara müşterek olarak verilmiştir der. Ve bunun bir kısmı sadece bir şeylere emek harcadığımız takdirde özel mülkiyet olur. 27. ve 28. kısımlardan ünlü bir ifade okumama izin verin. Locke şöyle der: herkes kendi şahsının sahibidir. Kendisinden başka hiç kimsenin kişinin şahsı üzerinde hakkı yoktur. Yani hepimiz dünyaya belirli bir özel mülke sahip olarak, şahsımıza sahip olarak geliriz. Başka hiç kimsenin bunun üzerinde bir hakkı yoktur. Locke şöyle devam eder: diyebiliriz ki bedeninin emeği ve elinin işi çalışanın kendisine aittir. Çünkü emek sorgusuz sualsiz emekçinin mülküdür. Başkaları için ortak mülkiyette yeter miktarda ve kalitede şey bıraktığı sürece kişinin emeğini kattığı şey üzerinde kendisinden başka hiç kimse hak sahibi değildir. Locke der ki bu emek kişinin kendisi ve diğerleri arasındaki ayrımı ortaya koyar. Bu onlara doğanın, herkesin ortak anasının verdiğinden daha fazlasını üstüne eklediği anda bunlar onun özel hakkı olmuş olur. Böylece buradan, bu bir paragraftan herkes için müşterek olduğunu söylediği doğa durumundan temel özel mülkiyet durumuna geçmiş olduk ki özel mülkiyet bizim kendi bedenimizde,
kişiliğimizde yer alan ve bedenin emeğini ve elin işini içeren faaliyetimize işaret etmektedir. Bizimle herkesin arasına bir çizgi çeken bu emek, der Locke, çevremizdeki şeylere sahip olabilmemizin temelinde yatar ve böylelikle de sahip olmak bir hakka dönüşür. Böylelikle Locke'a göre emek, özel hak ve mülkiyet hakkının kaynağı olmuş olur. Locke'un iddia ettiğine göre doğal hukuk özel mülkiyet hakkını öngörür ve yönetimler de nihayetinde bu hakkı güvence altına almak için kurulurlar. Çarpıcı bir şekilde Locke bize dünyanın işlenmek ve geliştirilmek üzere yaratıldığını söylemiştir. Dolayısıyla doğayı iyileştirmek ve geliştirmek için çalışanlar bedenlerinin emeği ve ellerinin işi ile doğaya katkıda bulunanlar ve doğayı geliştirenler ve iyileştirenler insanlığa, insanoğluna gerçek iyilikleri dokunanlardır. Tanrı dünyayı tüm insanlara ortak olarak bahşetti, der Locke 34. bölümde. Tanrı dünyayı tüm insanlara ortak olarak bahşetti ancak bunu onlara onların yararı için ve güçleri yettiğince hayatın en büyük nimetlerini ondan devşirebilmeleri için verdiğinden, diye yazar, dünya bizim kendisinden devşireceğimiz rahatlığımız için verildiğinden, onun, Tanrı'nın dünyanın daima müşterek ve işlenmemiş kalması gerektiğini kastettiği sanılamaz. Ve devamında ekler, Tanrı onu çalışanın ve rasyonel olanın kullanımı için bahşetmiştir. Kavgacının ve çekişmecinin kaprisi veya açgözlülüğüne değil şeklinde yazmıştır. Tanrı dünyayı bizim onu geliştirmemiz için verdi ve böylelikle onu çalışkan ve rasyonel olana bahşetti. Locke tam da bu cümleyle devletin ticari bir devlet olacağını, Locke'cu cumhuriyetin veya Locke'cu devletin ticari bir cumhuriyet olacağını öneriyor görünmektedir. Bunun üzerine biraz düşünün. Antik siyaset teorisi, Plato ve Aristoteles ticareti, mülkiyeti birçok açıdan vatandaşların yaşamlarını ikincil olarak değerlendirmişlerdi. Platon, Kalipolis'in muhafızları arasında bir tür mülkiyet komünizmi öngörmüştü. Aristoteles özel mülkiyeti gerekli görmüştü ancak sadece vatandaşların pek azının siyasal yaşama katılım aracı olarak. Ekonominin her zaman için politikaya ikincil olduğunu söyleyebilirsiniz. Locke bu antik ve orta çağa ait doktrini de birçok açıdan tersine çevirmektedir. Dünya çalışana ve rasyonel olana aittir ve onlar da kendi çabaları, emekleri ve çalışmalarıyla herkes için bolluk yaratırlar ve arttırırlar. Bu anlamda John Locke'dan ikinci incelemeden bir yüzyıldan biraz az bir zaman sonra yazılan Ulusların Zenginliği adlı kitabın büyük yazarı Adam Smith'e görece küçük bir adım vardır. Locke için bu konuda biraz daha ileri gitmeme izin verin, mülkiyet ediniminin doğal sınırları yoktur. Ve bu bir anlamda esas noktadır. Doğa durumunda paranın ortaya çıkışı, şu anda bu konu üzerinde çok fazla durmayacağım ancak bu daha sonra doğa durumu hakkındaki 5. bölümde önemli bir an olacaktır. Paranın ortaya çıkışı sınırsız sermaye birikimini sadece mümkün kılmakla kalmaz. Hatta bunu bir tür ahlaki görev haline de getirir. Çevremizdeki doğal dünyanın ham maddelerini geliştirmek ve bunlar üzerinde çalışmak bizim görevimiz haline gelir. Kendimizi zenginleştirerek niyet etmeksizin başkalarının iyiliği için de çalışmış oluruz. Şu olağanüstü cümle üzerinde düşünün. Amerika'da büyük ve verimli bir toprağın kralı der Locke, yediği yemek, yattığı yer ve giyindiği kıyafet bakımından İngiltere'deki gündelik bir işçiden daha kötü durumdadır. Çünkü şüphesiz Locke'a göre bizim çalışmamız bir yönüyle herkes için bir bolluk yaratmıştır. Genel bir bolluğun ortak zenginliğin, ortak zenginlik kavramının açıklayıcı kullanımına dikkat ediniz. Oluşumu birçok açıdan emeğin, emeğe daha önceden antik felsefi ve dini gelenekler tarafından dayatılmış olan ahlaki ve siyasal kısıtlamalardan özgürleştirilmesi sayesindedir. Emek, Locke için tüm değerlerin kaynağı olur. Ortak mülkiyete yönelik hakkımızın ve olağanüstü birçok retorik geçişle Locke doğayı değil, insan emeğini ve edinmeyi mülkiyetin ve sınırsız mülk ediniminin kaynağı olarak görmüştür. Locke bu bölüme, 5. bölüme şu iddia ile başlar. Bunun üzerinde düşünün.
Tanrı dünyayı insanlara müşterek olarak bahşetmiştir. Yine ilk durum ortak mülkiyet durumuna işaret ediyor. Sonra herkesin kendi bedeninin sahibi olduğunu ve insanların şeylere sahip olma hakkını ortaklaşa sahip olunan şeylere emeklerini katarak elde ettiklerini öne sürer. Üzerinde uğraştığımız nesnelere sahip olma hakkı olarak başlayan çok, çok mütevazi bir hak. Locke ağaçtan elma toplamak gibi basit bir örnek verir. Elma toplama faaliyeti bizi elma üzerinde hak sahibi yapar. Bu çok basit veya temel mülkiyet şekli daha sonra mülkiyetin ortaya çıkışının ve doğa durumunda bir tür serbest piyasa ekonomisinin tam teşekküllü açıklamasına dönüşür. Emek, 37. bölümde yazmıştır. Emek sadece doğanın verdiğinin değerine 10 kat daha ekler. Bizim emeğimiz doğanın değerini 10 kat daha değerli kılmaktadır. Ve sonrasında hemen devam eder. Burada gelişmiş topraklar için ona bir ölçerek çok düşük tuttuğum bu hesaplama gerçekte 100'e 1'e çok daha yakındır. Yani emeğimiz her şeyi 100 katı kadar arttırır. Hemen ardından 43. bölümde her şeyin değerinin emekle 1000 katı arttığını söyler. Özel mülkiyetin kökenine dair oldukça temel bir tartışma olarak başlayan ve bizim kullanımımızın ve israfımızın derecesiyle sınırlı kalan 5. bölümün başları diyebilirsiniz ki aynı bölümün sonlarına doğru hatırı sayılır miktarda zenginlik ve mülkiyet eşitsizlikleri içeren büyük ölçekli mülk ediniminin açıklanmasına dönüşmüştür. 5. bölümün sonunda Locke'un 5. bölümdeki dinamik mülkiyet teorisi ile James Madison'ın Federalist numara 10'daki ünlü ifadesi arasında neredeyse dolaysız bir bağlantı görünmektedir. Madison der ki, farklı ve eşitsiz mülk edinim kabiliyetinin korunması hükümetin birinci hedefidir. The Federalist'te oldukça Locke'cu görünen bir ifade. Bir başka deyişle Locke ticarete, para kazanmaya ve sahip olma isteğine, antik ve orta çağ dünyalarında asla sahip olmadığı bir tür gurur ve hatta diyebilirsiniz ki bir tür ahlaki statü vermektedir. Locke'cu devletin yeni siyaseti artık zafer, şeref, tumos, erdemle ilgilenmeyecektir. Fakat Locke'cu siyaset temkinli olacaktır. Mütevazi ve hedonistik olacaktır. Yüceliksiz veya hassız. Locke, ticaretin davranışları iyileştireceğini, bizi daha az savaşçıl yapacağını, bizi daha medeni yapacağını iddia eden doktrinin sahibidir. Bu iddia diyebilirsiniz ki Montesquieu'nun Kanunların Ruhu'nun 20. bölümünde veya 20. kitabında en yüksek ifadesini bulmuştur. Locke'a göre ticaret kan dökmemizi ya da yaşamımızı tehlikeye atmamızı gerektirmez. Sağlamdır, güvenilirdir, birçok açıdan tamamen orta sınıftır. Locke, tekrar etmek gerekirse devletin işinin sadece mülkiyet haklarının değil, aynı zamanda mülk edinme ve zaten var olan mülkümüze mülk eklemeyi sürdürme hakkımızı da korumak olduğunu söyleyen düşünürdür. Böylece burada bitirmek istiyorum. Çarşamba günü biraz da John Locke ve kapitalizmin ruhundan bahsedeceğim. İkinci ders. Bugün Bay Locke ile ikinci bölüme başlıyoruz. Geçen dersin sonunda söylemiştim. Hadi adına kapitalizmin ruhu diyelim. Bu konudan bahsetmek ve sonra da doğal hukuk fikrinin yanı sıra rızaya dayalı yönetim meselesinden, Locke'un belki de net bir şekilde merkezi, siyaset felsefesine belki en önemli katkısı olan rıza doktrininden bahsetmek istiyorum. Ve bugün sizinle rıza ve devlete rıza gösterme ile bağlantılı bir takım sorunları da incelemek istiyorum. İkinci incelemenin ilk 5 bölümünü eğer bir bütün olarak alırsanız, ki bence öyle olmalı, bize bir hikaye anlattığını fark ederiz. Burada Locke adeta bize bir tür felsefi antropoloji sunar. Öyle ki doğa durumundan başlar, savaş durumundan geçer ve özel mülkiyetin ortaya çıkışına varırız. Özellikle de 5. bölümde geçen sefer ifade ettiğim gibi Locke
bir tür ilkel komünizm sayılabilecek olan ilk orijinal durumuyla başlar ve kişinin bedeninin emeği ve elinin işi ile mülkiyetin ortaya çıkışına geçer. Ve 5. bölümün sonuna doğru karşımıza doğa durumu içerisinde çeşitli eşitsizlikleri, hatta belki büyük ölçekli zenginlik ve mülkiyet eşitsizlikleri ile dolu gerçekten bir tür tam içerikli ve sofistike piyasa ekonomisi çıkar. Bu durum nasıl oluşmuştur? Ve de en önemlisi Locke bunu nasıl meşrulaştırmıştır? Deyim yerinde ise doğa kanunundan başka bir şeyle yönetilmeyen ilk doğa durumundan mülkiyetin ortaya çıkışına ve bir anlamda bir tür piyasa ekonomisine geçişi meşrulaştıran şey nedir? Locke'un ikinci incelemenin ilk 5 bölümünde yaptığı şey birçok yönüyle aslında kutsal kitaba ait olan insanın ilk haliyle ilgili anlatının yeniden ifadesi ya da hatta yeniden yazımıdır. İnsanların nasıl kendilerini, uyuşmazlıkları hakkında karar verecek herhangi bir kimsenin veya otoritenin olmadığı ve sadece doğa kanunlarınca yönetilen bir doğa durumunda bulduklarından ve yine nasıl kendi çalışmaları, iş ve emekleriyle mülkiyeti ortaya çıkardıklarından bahsetmiştir. Bu ilk bölümlerde Locke, tekrar edecek olursak, insanın mülk edinen bir hayvan olduğunu, edinimci bir hayvan olduğunu ve insan ilişkilerini doğa kanunlarından başka yöneten bir şeyin olmadığı doğa durumunda bile bu faaliyetin var olduğunu iddia etmiştir. Ancak Locke'a göre ve bir ölçüye kadar Hobbes'a göre de doğa durumunun sorunu anlaşmazlıkları, özellikle de mülkiyet üzerindeki anlaşmazlıkları çözümleyecek bir sivil otoritenin olmaması istikrarsızlığıdır. Barışın ve mülkiyet edinme durumunun istikrarı ve insan emeğinin meyvesi olan ürünler savaş ve çatışmalar sonucunda sürekli bir tehdit altındadır. Herkesin, deyim yerinde ise doğal hukukun yargıcı, jürisi ve infazcısı olduğu ve barışı güvence altına alacak hiçbir kurumun olmadığı bir durumda nasıl kendimizin veya malımızın güvenliğini sağlayabiliriz ki? Locke'a göre devlete olan ihtiyaç, mülkiyet hakkı üzerindeki çatışmaları veya anlaşmazlıkları çözme ihtiyacından doğmuştur. Birçok bakımdan devlet, mülkiyet hakkını korumak için vardır fikri tanıdık geliyor. Bugün Amerikan düşüncesinde son derece önemli olan libertaryenizm felsefesinin bir tür ana öğretisi diyebiliriz. Locke birçok bakımdan benim bildiklerim içinde insanları yurttaşlar topluluğunda birleştiren büyük ve ana amaç mülkiyetlerinin korunmasıdır. Bunlar onun kendi sözleridir. Bu iddiayı öne süren ilk yazardır. Bildiğim kadarıyla, en azından benim bildiğim kadarıyla, Locke'tan önce hiçbir düşünür siyasetin amacının mülkiyet hakkını korumak olduğunu bu kadar doğrudan ve açıkça iddia etmemiştir. Locke'un mülkiyetten kastı ise basitçe çevremizde sahip olduğumuz eşyalar değildir. Mülkiyet temelde ve ilk olarak kişiliğimizde, bedenimizde temellenir. Yaşama hepimiz kendimizde bulunan belirli, temel bir mülkiyete sahip olarak başlarız. Locke'a göre mülkiyet basitçe mal mülkten fazlasına işaret eder. Mülkiyet yaşamımızı, özgürlüğümüzü ve sahip olduklarımızı da içine alan her şeydir. Tüm bunlar kelimenin orijinal ve birçok bakımdan en açıklayıcı anlamıyla mülktür. Yani bize has olan şeyler. Ancak Locke sürekli bir şekilde doğa durumundaki belirsizliğe vurgu yapmış ve şunları söylemiştir. Orada yaşam, insanları birlik olmaya iten korku ve sürekli tehlike ile doludur. Dikkat etmenizi istediğim şey, Locke'da doğa durumundan sivil duruma, medeni topluma geçişin Hobbes'takinden ne kadar farklı olduğudur. Daha önce de söylediğim gibi Locke, Hobbes'un katı öğretisini birçok yönüyle değiştirmeye, evcilleştirmeye ve iyileştirmeye çalışmıştır. Hobbes, doğa durumunun mutlak korku ile dolu oluşuna vurgu yapmıştır. Doğa durumu Hobbes için bir tür varoluşsal dehşet ve mutlak bir korku durumudur. Ancak Locke için ise aynı durum sürekli kaygı ve endişe, kendisinin sıklıkla kullandığı kelimeyle söyleyecek olursak rahatsızlık ile kuşatılmış bir durumdur.
doğa durumu ona göre sürekli bir rahatsızlık barındırmaktadır. Bizim rahatsızlığımız ve huzursuzluğumuz sadece çalışmamızı teşvik etmekle kalmamakta, aynı zamanda doğa durumundaki güvensizliğimizin de nedeni olmaktadır. Peki ya Locke, kendisine gelince, onun meselesi nedir? Meselesi nedir derken psikolojik, kişisel ya da biyografik bir anlamı kastetmiyorum. Yani düşüncesindeki huzursuzluk, rahatsızlık ve diyebilirsiniz ki doğa durumundaki sürekli endişeli insan karakterlerini vurgulamasına onu götüren nedir? Doğa durumundaki insanın hoşnutsuz ve huzursuz doğası iddiasının nedeni nedir? Hiç Platon'un ya da Aristoteles'in insan psikolojisinin korkan, endişeli veya huzursuz karakteri hakkında bir tartışmaya girdiklerini duyduk mu? Sanmıyorum. Ama buna Locke'un gergin yaratılışı diyebilir miyiz? Hobbes'un söylediğine benzer bir şekilde bir tür korkaklık ve ketumluk eğilimi mi vardı? Yoksa Locke'un doğa durumundaki rahatsız durumumuza yaptığı vurgu tam da meşruiyetini kurmaya çabaladığı yeni bir sınıfın, yeni ticari sınıfların özelliğini mi temsil etmektedir? Locke'un ikinci incelemesi birçok yönüyle orta sınıf ya da Marksistlerin kullanmayı tercih edeceği sözcük, burjuva hakimiyeti ile ilgilidir. Locke, dünya çalışan ve rasyonel olanın kullanımı içindir dediği zaman burada kimden bahsetmiş olabilir ki? Çalışkan ve rasyonel olanlar kimlerdir? Bahsettiği şey yönetme hakkını veraset yoluyla ya da gelenekten almayan yeni bir orta sınıf etosudur. Yani Locke yönetme hakkı asalet iddiasından gelen geleneksel yönetici sınıftan söz etmiyor. Locke'un işaret ettiği insanların yönetme hakkı veya potansiyel yönetme hakkı çok çalışma, verimlilik ve fırsatları değerlendirme yeteneklerine dayanmaktadır. Daha önce bu dersi alan eski bir öğrencimin dediği gibi Locke'un ikinci incelemesi için kapitalist manifesto ya da belki antikomünist manifesto denilebilir. Ama acaba Locke'çuluk basitçe insancıl Machiavelli midir? Şöyle diyelim. Machiavelli'nin hükümdarının yönetimi yeni bir liderin, bir anlamda geleneksel otoritenin parametreleri dışında çalışan yeni bir otoritenin yönetimi değil midir? Locke'çuluk da bir bakıma Machiavelli'deki gibi kendini yetiştirmişliğin temsil ettiği tüm güvensizliği, endişesi ve tedirginliği ile kendini yetiştirmiş insanın ahlakı değil midir? Locke'un yaklaşımı bazı açılardan Machiavelli'nin vahşi savaşçı etiğini, fetih ve hakimiyet etiğini aslında doğanın emeğimiz ve işimizle fethine ve hakimiyetine dayanan iş etiğine dönüştürerek teskin edilmiş halini mi temsil etmektedir? Bu, tekrar edecek olursak, basitçe insancıl bir Machiavellicilik değil midir? Her neyse, benim düşüncem veya söylemek istediğim şu ki, Locke'un siyaset felsefesinin büyük Alman sosyolog Max Weber'i dile getirmiş olmasıdır. Biliyorsunuz Weber'i, öyle değil mi? Sosyolojiye girişte işlemişsinizdir, değil mi? Hayır mı? O zaman işleyeceksinizdir. Weber'in ünlü eseri 1904'te yayınlanan Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. Harika bir çalışma. Klasik bir çalışma. Bu eserde Weber, kapitalist etiğin büyük bir görev, ahlaki bir görev oluşturduğunu iddia etmiştir. Bu etik sınırsız sermaye birikimini ahlaki bir çağrıya, dinsel bir çağrıya dönüştürdü ve bu Weber'in ifadesiyle 16. ve 17. yüzyılların Püriten ve Kalvinist hareketlerinin ortaya çıkışının sonucudur. Weber'e göre Protestan reformu Kuzey Avrupa ülkelerinde ve özellikle bu kapitalist etosun ilk olarak geliştiği ve yine mülkiyet, mülk edinimi ve para kazanma gibi şeylere tamamen yeni bir ahlaki yaklaşımın benimsendiği yerlerde kök saldı. Daha önceleri bu tarz şeyler ahlaki olarak, şüpheli şeyler olarak bir kenara atılırdı. Bunlar utanç verici istekler olarak algılanırdı. Şüphesiz bunu klasik eserlerde görebilirsiniz. İşlediğimiz siyaset felsefesinde de. Bu
erken dönem modernler için bir tür yüce çağrı ve ahlaki bir göreve dönüştü. Tanrı dünyayı çalışkan ve rasyonel olanlara bahşetti diyor. Çatışmacıya ve huzur bozana değil. Yani sürekli birbirleri üzerinde iktidar ve hakimiyet kurmaya çalışan şu kibirli aristokratlara değil. Locke'un ortaya çıkardığı, tekrar edecek olursak, mülkiyete ve mülkiyet edinimine tamamıyla yeni ve devrimci bir ahlaki yaklaşımdır ki, ifadesini, mükemmel ifadesini bir yüzyıl sonra Adam Smith de bulur. Şüphesiz modern ekonomik dünyanın tamamını miras bırakan Adam Smith'tir. Aranızdan kaç kişi ekonomi okumayı düşünüyor? Eminim ki birden fazladır. John Locke olmasaydı bugün ekonomi diye bir modern disiplin olmayacaktı. Çünkü tekrar edelim ki Smith'ten ve siyasal ekonomi ekolünün ortaya çıkmasından 100 yıl önce mülkiyet ediniminin bir hak olduğunu ve bu hakkın sürekliliğinin sağlanmasının saygıdeğer ve hatta saygıdeğerden de öte yüce ahlaki bir görev ve değer olduğunu iddia eden ve siyaseti ve devleti mülkiyet ve mülkiyet haklarını koruyan bir araca dönüştüren ilk ve kararlı adımı atan kişidir Locke. Locke'un yaptıklarının birçok bakımdan önemi bu noktadadır. Bugün değil, muhtemelen gelecek pazartesi Locke'un mülkiyet ve ekonomiye ilişkin olarak ortaya çıkmasına yardım ettiği bu yoğun ahlaki dönüşümün olumlu ve olumsuz taraflarından bazılarını tartışmak istiyorum. Ancak bugün geri kalan zamanımızda Locke'un rıza fikrine, yönetimin kaynağı veya en azından meşru yönetimin dayandığı söylenen rızaya, yönetilenlerin rızasına bakmak istiyorum. Bu fikir bazı açılardan Hobbes'un egemeni ortaya çıkaran sözleşme teorisinde imada bulunulan bir durumdu. Ancak Locke rızaya çok daha kayda değer bir yer vermektedir. Locke, ikinci incelemenin 8. bölümünde bize toplumun ya da tüm toplumların temelinin bir tür hipotetik, varsayımsal bir tablosunu sunmuştur. 95. kısımda şunları yazmıştır. İnsanın kendisini doğal özgürlüğünden mahrum edip sivil toplumun bağlarıyla kuşanmasının tek nedeni diğer herkesle birleşmek ve bir topluluk olarak rahat, huzurlu ve barışçıl yaşamları için bir araya gelmek üzerinde anlaşmaktır. Locke burada bize toplumun meşruiyet temelinin onun rahat, güvenli ve barışçıl bir yaşama hizmet etmesi olduğunu savunmuştur. Ve ne zaman ki yeterli sayıda insan tek bir topluluk oluşturmaya rıza verirler, burada tekrar kendisinden alıntı yapıyorum, onlar böylelikle bir siyasal bünye oluşturmuş olurlar. Bir siyasal bünye oluştururlar diyor ve devam ediyor ki bu siyasal yapıda çoğunluk geri kalan için hareket etmek ve karara varmak hakkına sahiptir. 8. bölümün 95. kısmındaki bu kısa ifade demokrasinin belki de ilk ve en güçlü halidir denilebilir. Bu ifade üzerine en az birkaç kuşak öncesinden ünlü bir Yale profesörü Locke'un çoğunluk yönetimine inanan bir demokrat olduğunu iddia eden son derece önemli bir kitap yazmıştır. Kitabında Locke'un felsefesinin çoğunluk yönetimi anlayışını, Locke'un ikinci incelemedeki siyasal öğretisinin bir tür anahtarı olan 95. ve 96. kısımlarına odaklanarak sunduğunu iddia etmiştir. Aranızda bir ihtimal bu kitabı yazan kişinin ismini bilen var mı? Eskilerden, Yale'den ünlü bir siyaset bilimci. Hiç kimse Wilmore Kendall'ın Locke üzerine olan kitabını hatırlamıyor mu? Siz biliyorsunuz galiba. Evet, başınızı salladınız. Hayır, bilmiyorsunuz. Tamam, neyse, önemli değil, önemli değil. Sadece yeri gelmişken bahsedeyim demiştim. Ama şu cümlesine dikkat edin. Bu da bu iddiaya bir şeyler ekler niteliktedir. Ne zaman ki belli bir sayıdaki bir grup insan her birinin rızası dahilinde bir araya gelir ve bir topluluk oluştururlar, bu topluluk sadece çoğunluğun irade ve kararı çerçevesinde kullanmak gücüne sahip olarak oluşturulmuş tek yapıdır. Birçok yönüyle hala devam eden bir iddia olan çoğunluk tarafından yönetildiğimiz iddiası ne anlama gelmektedir? Hiç şüphesiz İngiliz kralına yönetiminin yönetilenlerin rızasıyla meşrulaştırıldığını söyleyen bu fikir büyük bir sürpriz olurdu. Veya Manş Denizi'ni geçip
aynı dönemin L'État c'est moi, ben devletim diyen Kral 14. Louis'inin Fransa'sına gitseniz, 14. Louis hiç kuşkusuz meşruiyetinin kaynağının tebaasının rızası olduğu fikrini son derece şaşırtıcı ve muhtemelen gülünç bulurdu. Kim böyle bir şeyi, yani yönetimin çoğunluğun rızasına dayandığını düşünmüştü ki? Locke bunu söylerken çoğunluğun rızasına dayanmayan tüm yönetimin, tüm yönetimlerin meşruiyetini ret mi ediyordu? Meşruiyeti çoğunluğun rızasına dayanmayan yönetimlerin meşru olduğunu kabul etmemiş midir? Bu açıdan o gerçekten de bir tür çoğunluk yönetimini savunan bir demokrat mıydı? Örneğin Aristoteles'in ılımlı olduğu ve kanun tarafından yönetildiği sürece tüm yönetim şekillerinin benzer şekilde meşru olduğu fikrinin altını mı oyuyor? Ya da Locke'a göre sadece bir yönetim tarzı mı vardır? Yegane, tekrar edelim. Meşru veya adil bir yönetim olarak çoğunluk tarafından yönetim. Burada anlatmaya çalıştığı şey buymuş gibi görünüyor. Görünüyor diyorum çünkü kaygan bir balık gibidir. O kaygan bir yazardır. Sanki bir eliyle verdiğini diğer eliyle geri alıyormuş gibi. Öyle değil mi? Ancak Locke'un söylediği şekliyle bir topluluğu oluşturmadaki uzlaşı bir yönetimi kurmak ile tam olarak aynı şey değildir. Locke'un bu ilgili kısımlarda 95. 96. ve diğerleri söz ettiği bir yönetimi seçmek birçok bakımdan tek halk olmak için bir yönetimi seçmek deyim yerindeyse sizi yönetecek belirli bir yönetim şeklini seçmeyi önceleyen bir harekettir. İkinci inceleme bir bakıma yönetenin adil güçlerinin yönetilenin rızasına dayandığını işaret etmekle yetinir. Ancak insanların ne tür bir yönetime rıza gösterebileceklerinden pek bahsetmez. Birçok yönüyle ikinci incelemenin yönetim biçimlerine karşı tarafsız olduğunu söylemek mümkündür. Aslında Locke'un yaklaşımında kesinlikle kabul görmeyen tek yönetim biçimi bir tür mutlak monarşidir. Haklarımızı tamamen başka bir diğer bireye devredemeyiz. Ancak yine de Locke, insanların rıza göstereceği başka her yönetim biçimine nispeten açık görünmektedir. Rıza tek başına bir yönetim oluşturmaz. Rıza sadece bir toplumu oluşturmak için yeterlidir. Birçok açıdan Locke, Pope'un ünlü vecizesini, Alexander Pope'un ünlü vecizesini benimsemiştir. Yönetim biçimi için bırakın aptallar yarışsın. En iyi yönetilen en iyisidir. Bir diğer ifadeyle yönetim biçimi ister monarşi, aristokrasi, cumhuriyet olsun ya da başka bir şey olsun o kadar önemli değildir. Mülkiyet hakkınızı koruduğu sürece en iyi yönetime sahipsinizdir. Önemli olan ya da Locke için önemli olan tek şey bu yönetim biçiminin yönetilenin rızasını alıp almadığıdır. Tabii insanlar demokrasiye rıza göstermek zorunda değiller. Eğer Locke'a demokrat denilecekse bu sadece yönetimin gücünü rızadan alması gerekliliğine inanmış olmasından dolayı olacaktır. Bu anlamda biçim yönünden demokratik olmak zorunda değildir. Ancak bu rıza düşüncesi, hiç şüphesiz tartışma saatlerinizde bunun hakkında konuşacaksınız, bu yönetimin rızaya dayanma düşüncesi kendisini o kadar çok ima etmiştir ki, bunun doğru sözcük olup olmadığından emin değilim, Amerikan rejiminin ve Amerikan siyasal düşüncesinin birçok bakımdan köşe taşını oluşturmuştur. O kadar ki mülkiyet ve mülkiyet hakları doktrininden bile daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Locke'un rıza doktrini Amerikan kurucularının düşlerini zapt eden fikir olmuştur. Jefferson yönetimin amacı hakkında yazdığında yönetimin amacının yaşam, özgürlük ve mutluluğun peşinde olma haklarını korumak olduğunu belirtmiştir. Locke'un yaşam, özgürlük ve mülkiyet hakkı formülasyonunu uyarlamış gibi görünmektedir. Peki bunu neden yapmıştır? Bunu konuşabiliriz. Burada tabii mutluluğun peşinde olmayla kastedilen şüphesiz mülkiyet edinme hakkıyla aynı şeydir. Ancak Jefferson bazı açılardan bir şekilde Locke'un dilini, Locke'çu dili aşmıştır. Basitçe mülkiyete odaklanmanın ötesinde başkalarının haklarıyla çelişmeyen mutluluğun peşinde olmaya odaklanmıştır. Bununla birlikte Jefferson ve diğer kurucular iktidarın gücünü rızadan alması fikri bağlamında en çok Locke'çu rıza söyleminden etkilenmiş görünmektedirler. Ve bu doktrin şüphesiz
Amerika'nın ikinci en büyük kurucusu olan Abraham Lincoln üzerinde de oldukça etkili olmuştur. Lincoln'ın şu konuşmasını bir değerlendirelim. Bu konuşma 1854'te henüz Stephen A. Douglas'la çekiştiği dönemlerde yaptığı Peoria konuşması olarak da bilinen ilk büyük, ilk en önemli konuşmasıdır. Illinois Senato seçim kampanyasında kölelik üzerine tartışırlarken ki başkanlık seçimi için de aynı şeyi yapmışlardır, kölelik üzerinden tartışmışlardır. Lincoln şunları söylemiştir. Beyaz adam kendisini yönettiği zaman bu kendi kendini yönetmektir. Ancak kendisini yönettiğinde başkasını da yönetiyorsa bu kendi kendini yönetmekten fazlasıdır. Bu despotizmdir. Benim eski inancım, hiç şüphesiz bildirgeden ve Jefferson'ın ideallerinden bahsetmektedir. Benim eski inancım bana bir kişinin bir başkasını köleleştirmesinde hiçbir ahlaki hak olamayacağını öğretmiştir. Lincoln şöyle devam eder. Lincoln devamında söylemek istediğim kimsenin bir başkasını rızası olmadan yönetmeye kalkacak kadar iyi olmamasıdır der ve şöyle sonlandırır. Bu Amerikan Cumhuriyetçiliğinin ocaklık demiri yani temel prensibidir. Burada Abraham Lincoln hiç kimsenin bir başkasını rızası dışında yönetecek kadar iyi olmadığını iddia etmesi ile rıza doktrinine, Amerikan Cumhuriyetçiliğinin ilk prensibi ya da ocaklık demiri olması iddiasıyla gönderme yapmaktadır. Az önce de söylediğim gibi bu konuşma kölelikle ilgili Douglas'la kölelik konusundaki çekişmesinin bir kısmıdır ve birçok yönüyle rıza meselesine asıl merkezinden değinir. Sonrasında Douglas da bazı açılardan görüşlerini rıza fikrine dayandırmaya çalışmıştır. Douglas kölelik konusuna aldırış etmediğini, belirli bir eyaletin veya bölgenin insanların köleliği isteyip istemediği ile ilgilenmediğini söylemiştir. Onlar ne istemişlerse, yani çoğunluk neye rıza verdiyse onun için sorun olmayacağını söylemiştir. O öyle olmasını istememiş olabilir. Ancak insanların rıza verdikleri şey, çoğunluğun rıza gösterdiği şey durumu belirleyecektir ona göre. Ancak Lincoln'a göre rıza doktrini basitçe bir tür boş çek değildir. Rıza doktrininin insanların neye rıza gösterebilecekleri konusunda ahlaki bir takım sınırları olduğunu savunmuştur. Rıza kölelikle çelişmektedir. Çünkü kimse bir başkasının rızası olmadan yönetemez. Ve böylelikle Amerikan tarihi ve siyasetinin temel önemdeki bu hayati tartışması birçok açıdan Locke'un rıza doktrininde var olan bir tür iç sorundan ileri gelmektedir. Bu problemde insanların çoğunluğu hangi yönetim biçimine rıza göstermelidir? Bir başka ifadeyle rızaya dayanan demek çoğunluğun her istediği mi demektir? Bir tür çoğunluğun tiranlığı da olabilir mi istedikleri? Yoksa rızaya dayalı yönetim çoğunluğun isteklerine bir takım sınırlandırmalar ve kısıtlamalar getirebilir mi? Locke, rızaya dayalı yönetimin bilgilendirilmiş veya rasyonel rıza olup olmayacağına ilişkin nasıl bir garanti sunuyor? İnsanlar kolayca her şeye ya da her şekilde yönetilmeye rıza gösterirler mi? Çok açık ki bu boş ya da salt kuramsal bir soru değildir. Çünkü bugün dünyada popüler çoğunluklar geçici hevesler, istekler veya başka tür keyfi tutkularla seçim yapabilmektedir. Eğer bireyleri ya da çoğunluğu neye rıza gösterebileceklerine dair kısıtlayıcı bir takım ahlaki sınırlar olmazsa, çoğunluğu bir kral veya herhangi bir mutlak iktidar gibi despotça ve keyfi davranmaktan ne alıkoyabilir ki? Bu, Lincoln'un Douglas'a ve onun rıza konusundaki iddialarına karşı geliştirdiği savlardan birisidir. Ancak insanların neye rıza verebileceklerine ilişkin kısıtlamalar ve sınırlar meselesi rıza doktrini ile ilgili bir başka sorunu ortaya çıkarmaktadır. Rıza nasıl gösterilir? Bizler dünyadaki en eski demokrasinin vatandaşlarıyız. Çoğumuz, sanırım, herkes değil belki ama bu sınıftaki çoğu kimse dünyadaki en eski demokrasinin vatandaşları. Hiç kimse şimdiye kadar rızanızı ya da daha yaşlınız olarak benim rızamı almaya kalktı mı? Kimse benim rızamı istedi mi?
bir yönetim biçimine rıza göstermek aktif bir şeyi, vurgulu bir sesi işaret eder. Peki ama anayasayı oluşturan birinci kuşak kuruculardan bu yana kimsenin rızasına ihtiyaç duyuldu mu? Locke'un bu soruya nasıl cevap verdiğini merak edebilirsiniz. Kendisi bu problemin farkındadır ve bu önemli bölümde açıklamaya çalışmıştır. Onun cevabı bizim vatandaşlık, kimin vatandaş olduğu ve vatandaşların yönetime nasıl rıza gösterdiği konusundaki görüşlerimizden oldukça farklı bir şeydir. 118. kısımda şöyle demiştir. Bir çocuk doğduğunda hiçbir ülkeye ya da yönetime tabi değildir. Yani vatandaşlığın doğumla elde edilmediğini, bir yerde doğmuş olmanın sizi oranın vatandaşı yapmadığını anlatmaya çalışmıştır. Herkes, Locke devam ediyor, herkes bir tür doğa durumuna, sadece anne babalarının otoritesine bağlı olarak özgür ve eşit doğar. Hangi yönetime tabi olacağını seçmek doğumla değil, tercih ile belirlenen bir şeydir. Ve yeniden Locke burada bir tür aktif tercih veya karar ilkesini vatandaşlık ve rıza verme kuralı yapıyor gibi görünmektedir. Locke'a göre sadece bir çocuk büyüyüp de muhakeme yaşı dediği yaşa ulaştığında 18 ya da 21 veya onun gibi bir şey, bir kimsenin yönetsel otoriteyi kabul ettiğine dair bir tür anlaşma imzalaması gerekmektedir. Locke bu imza meselesinin detaylarından bahsetmemiştir. Onun bu söyledikleri ile bir tür yemine mi veya bir tür söze mi, yoksa insanın devletin biçimini kabul ettiğini bir tür sivil tören ile bir söz vermeye mi işaret ettiği net değildir. Hiçbir şey kimseyi öyle yapamaz diye yazar Locke, yani bir devletin gerçek vatandaşı. Locke 122. kısımda şöyle yazmıştır. Hiçbir şey bir başka kimseyi buna zorlayamaz. Ancak buna katılımı pozitif bir anlaşma olarak açık bir söz ve sözleşmeyi içerir. Locke açık söz ve sözleşme ile şunu kasteder. Böylesi kesin bir söz veya anlaşma sürekli ve değiştirilemez bir şekilde sözü vereni kendine tabi kılar. Yani devlete. Böylece bir devlete sözünüzü veya onayınızı verdiğiniz zaman sürekli ve zorunlu olarak o devlete bağlısınızdır. Bu, Locke'un rıza fikrini ne kadar önemsediğini göstermektedir. Sadece yetişkinlik döneminde yapılabilecek bir şeydir. Bilinçli, tam ve akılcı bir şekilde tahminen bir tür törenle verilmelidir ve bir kez verildiğinde yönetim biçimine verdiğiniz rıza ebedidir. Locke'un dediği şekliyle değiştirilemez bir tarzda bağlısınızdır. Bu sözü geri almanız gibi bir şey mümkün değildir. Bu, Locke'un ant ya da sivil uzlaşıya ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Yani ona göre söz senettir diyebiliriz. Bir yönetime rıza göstermek hafif bir hareket değildir. Locke'a göre bu, yaşam boyu bağlayıcılığı olan bir şeydir. Bu, Locke'un vatandaş algısının bizimkinden ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Bir diğer deyişle öyle görünüyor ki, Locke'a göre ülkemizdeki tam vatandaşlar sadece aktif rızalarını verenlerdir. Ve aktif rızalarını verenler de sadece bir tür doğallaşma, vatandaşlık kazanma sürecinden geçmiş olanlardır. Böylece vatandaşlık süreci doğallaşmış olmaktadır. Aranızda doğallaşmış vatandaş olanınız var mı? Herhangi biriniz doğallaşma sürecinden geçtiniz mi? Hayır mı? Hiç kimse mi? Bir yargıç tarafından yönetilen bir şey, yani ülkenize bağlılığınıza dair yemin ediyorsunuz. Muhtemelen bir önceki ülkenize olan bağlılığınızdan da vazgeçiyorsunuz. Yenisine bağlı olduğunuza dair yemin ediyorsunuz. Bu, Locke'un sözünü ettiği şeye benziyor ve burada ilginç olan şey, toplumumuzdaki, ülkemizdeki gerçek vatandaşlar sadece doğallaşmış olan vatandaşlardır. Tekrar ediyorum. Sadece bir ülkede doğmuş olmak sizi oranın vatandaşı yapmaz. Peki ya geri kalanımız, yani aktif bir şekilde rıza göstermemiş olanlar? Bu onlar için ne anlama geliyor? Locke, herkesin aktif rıza gösteremeyeceğinin farkındadır. Bu nedenle rızanın nasıl gösterileceğine dair başka bir fikir beyan eder. Bu noktada Locke, örtük rıza diye bir şeyden bahseder. Açıktan ant içmeyenler ya da bağlılıklarına dair söz vermeyenler, buna rağmen yönetim biçimine ve kanunlarına örtülü rıza göstermiş olurlar.
Peki örtülü rızayı nasıl gösteririz? Örtülü rıza tuhaf bir sözcük. Çünkü rıza aktif ya da açık bir şeyi işaret eder. Oysa örtülü, lokun suskunluğunu hatırlayın. Kapalı veya gizli bir şeyi ima eder. Örtük rıza nasıl verilir? Bu yine Locke'un üzerinde düşündüğü bir problem. Şöyle bir şey diyor Locke. Bir kimse bir yönetim altında yaşıyor ve onun kanunlarının hem kendisi hem de mülkü için sağladığı güvenceden yararlanıyorsa ona örtülü rıza göstermiş olur. Deyim yerindeyse rızalarını sükut ile ex silentio veriyorlar. Yani suskunlukları bile rıza vermek anlamına gelir. Ancak gerçekten bunu nereden bilebiliriz? Şu diyebilirsiniz. Sessiz kalmanın örtük rıza göstermek olduğunu ve sessiz kalmanın basitçe sessiz kalmak olmadığını nasıl bilebiliriz? Aklıma bir örnek geliyor. Örneğin bir nikah törenine gittiğinizde ya da sanırım bazı nikah törenlerinde yargıç ya da rahip her kimse sonsuza kadar sussun cümlesi nasılydı? Bu tören hakkında bir itiraz olan varsa ya şimdi söylesin ya da sonsuza kadar sussun der. Ve tabii herkes, filmler dışında tabii ki, herkes daima suskundur. Kimse bir şey demez. Böylece örtük rızaları verilmiştir. Sessizliklerinden, bu soruya sessizliklerinden rızaları türetilir. Ancak tekrardan... Bir yolu bu olacaktır. Ancak tekrardan dediğim gibi sessizliğin rıza göstermek mi olduğunu yoksa sessizliğin sadece sessizlik olup olmadığını nereden bilebiliriz? Bu Locke'un uğraştığı ancak benim fikrime göre tam olarak veya tatmin edici bir şekilde açıklığa kavuşturamadığı bir noktadır. Belki siz çözümleyebilirsiniz. Belki siz açıklarsınız. Belki bir sonraki ödevinizde çözümleyebilirsiniz. Eğer rıza ve vatandaşlık için açık ya da örtülü olmasının farkları üzerine yazma fırsatınız olursa. Locke'un değindiği ancak tam olarak cevap veremediği bir soruda açıktan rıza gösteren ile örtük rıza gösteren vatandaşlar arasında bir ayrıcalık farkı olup olmadığıdır. Bir sınıfa mensup insanların diğerlerinden daha fazla hakkı ya da sorumluluğu olup olmadığını mı söylemektedir? Bu soruyu da dikkate alarak Locke'un böyle bir fark gözetip gözetmediğine de bakabilirsiniz. Geri gidersek, bugünlük bunu toparlamaya başlamak gerekirse, Locke ikinci incelemede belirli bir yönetim biçimini destekliyor görünmüyor. Yönetimi şekillendirme işi çoğunluğun kararına kalan bir şeydir. Ancak çoğunluğun üzerinde karar vereceği yönetim şekli bir dereceye kadar ucu açık bir sorudur. Rızasının ne yönde olacağı ise belirsizdi. Locke'a ya da Locke'çuluğa ayırt edici tonunu, ayırt edici sesini veren de çoğunluk hangi yönetim biçimine karar verirse versin, yönetimin egemenin gücünü sınırlandırıcı bir yönetim olması gerekliliğidir. Rıza basitçe keyfi yönetime rıza vermek anlamına gelmez. Bu açıdan bence Locke, Lincoln'e, Stephen Douglas'a olduğundan çok daha yakındır. Yani egemenin her istediğini yapması için gösterilen rıza da değildir. Locke'un anayasal yönetim teorisi sınırlandırılmış bir yönetim. Anayasal sınırlandırmalar ve hukukun egemenliği teorisidir. Locke birçok şekilde kanun ve anayasal sınırların önemini vurgular ki bugün bizim sınırlı devlet dediğimiz şeydir. Sınırlı yönetim anlayışının kendisinden öncekilerin hiç yapmadığı kadar önemli. En güçlü açıklamasını yapan düşünür Locke'dur. Devlete mutlak güce atfeden Hobbes ya da Locke ile birçok açıdan bir takım benzerlikleri olan ancak hukukun üstünlüğü hakkında büyük şüpheleri olan Aristoteles bile değildir. Locke, hakları koruyacağına güvenilebilecek tek yönetimin sınırlı yönetim. Güç ister bir kişinin elinde olsun, ister azınlığın ya da çoğunluğun elinde olsun. İktidar üzerinde kısıtlamalar olan yönetim olduğundan kesinlikle emindir. İkinci incelemedeki bir espri belki kaçırmışsınızdır. Çünkü Locke gerçekten bu konuda oldukça gizildir. Machiavelli ya da Platon gibi değildir. Locke çok mütevazi bir şakacıdır. Sonuç olarak bir İngilizdir o. 93. kısımda Hobbes'a referansla, bu arada hayvanlara dair müthiş referansları vardır, şunları yazmıştır.
Eğer insanlar doğa durumunu bırakıp topluma girerken biri dışında herkesin artık kanunların çizdiği sınırlar içerisinde olduğunu kabul ettilerse, burada Hobbes'un Leviathan'ını işaret etmektedir. Ancak doğa durumundaki tüm özgürlüğü iktidar ile artmış ve dokunulmazlığı sayesinde azgınlaşmış bir iktidar. Ve devam ediyor. Bu, insanların korunması gereken şeyin sansarların ya da tilkilerin kurnaz oyunları olduğu, ancak aslanlar tarafından yutulmanın güvenli olduğuna inanacak kadar aptal olduğunu farz etmektir. Burada aslan egemen Leviathan'dır. Oysa lokçu doğa durumunda insanlar sansar ya da tilki gibidirler. Fena yaratıklardır diyor. Ancak gerçekten tehlikeli değillerdir. Doğa durumu bırakılıp sivil topluma girildiğinde bu asla egemeni aslanvari güçlerle donatmak için yapılmaz. Bunu kim yapacaktır? Bu noktada sınırlandırılmış bir yönetim teorisine, sınırlı bir yönetimin bunu sizin için yapmasına ihtiyaç vardır. Bugünlük bu not üzerinde burada bitiriyorum. Pazartesi Locke'u toparlarken onun sınırlı yönetim doktrinine devam etmek istiyorum. Çünkü bunun önemli bir istisnası vardır. İkinci incelemenin ayrıcalıklı güç üzerine olan 14. bölümünü okumanızı ve özellikle de dikkat ederek okumanızı istiyorum. Söz konusu bu bölüm ayrıcalıklı güç doktrini üzerinedir. Bugünkü siyasetimize dair çok önemli ve ciddi sonuçları olan bir konu. Çok önemli bir bölüm. Bundan bahsedip sonra da Locke'un siyaset felsefesinin olumlu ve olumsuz yanlarını biraz tartışırız. Üçüncü ders. İki mesele setine bakmak istiyorum. İkinci inceleme üzerine olan yorumumu, okumamı bir şekilde Locke'un yönetim teorisinde yürütme gücünün rolüne, Locke'un anayasal devlet teorisine ve özellikle yürütmenin yasama organı karşısındaki rolüne odaklanarak sonlandırmak istiyorum. Sonrasında biraz spekülatif bir şekilde Locke ve Amerikan rejimi, siyaset felsefesinin bugünkü durumu ve çağdaş Amerikan siyaset felsefesi hakkındaki düşünceye değinmek istiyorum. Evet, şimdi ikinci incelemeye dönüp ona bağlı kalarak ve yasama ve yürütme gücünün rolleri hakkında konuşarak başlayayım. En son öyle sanıyorum ki Locke'un kesin bir şekilde belirli bir yönetim biçimini başka birine tercih etmediğini ileri sürerek dersi sonlandırıyordum. Bizim bugün sınırlı ve anayasal yönetim dediğimiz şeyi savunduğuna değinmiştik. Sonra Locke'un Hobbes'un egemenine kinayede bulunduğu aslan benzetmesi vardı. Ve topluma ve toplumsal sözleşmeye aslanlar tarafından yutulmak için girmediğimizi söylüyordu. Yönetim biçiminin ne olduğu konusunda biraz agnostiktir diyebiliriz. Çünkü yönetim biçimi onun için fark etmiyordu. Onun için önemli olan yönetimin anayasal ve sınırlı olmasıydı. Bu yönetim biçiminin çok önemli olduğunu düşündüğü bir özelliği, Locke'un kitapta güçlerin tabi kılınması dediği, güçlerin birbirini kontrol etmesini sağlayan, güçler ayrılığı ilkesine sahip olmasıdır. Bu tam anlamıyla Locke'un doktrinidir ve bu eserden çıkarılabilir. Biz bu prensibi sıklıkla Montesquieu ve bazen de federalist yazarlarla ilişkilendiririz. Ama aslında Locke belki bugün bizim bildiğimiz anlamda yasama, yürütme ve yargı şeklinde değil ama güçlerin tabi kılınması veya güçler ayrılığı dediği yine de bir tür güçler ayrılığı olan şeyin güçlü bir savunucusu olmuştur. Bununla birlikte ilk etapta aslında sürekli olarak Locke yasama gücünün birinciliğini vurgulamıştır. İngiltere'de, döneminin İngiltere'sinde ve hatta bugün de bu doktrin parlamenter üstünlük olarak bilinir. Ona göre yasama gücünün oluşturulması tüm anayasalarda ilk ve en temel pozitif hukuk kuralıdır. Toplumsal sözleşmeden sonra Locke'a göre ilk eylem yasama gücünün kurulmasıdır. Locke'un vurgulamaya çalıştığı şey yönetimin kanun yapma gücünün üstün olduğudur.
Bu durum Locke'u ufaktan demokratik bir yola itmektedir diyebiliriz. Yürütme gücü bir hükümdarın gücü değil ama yasama, parlamento en üst güce sahiptir. Locke'un anayasal yönetim teorisinde keyfi yönetime karşı oturmuş ve bilinen kurallardan daha önemli hiçbir şey yoktur. Birçok bakımdan Locke'a göre yönetimin amacı Hobbes'ta olduğu gibi anarşik bir doğa durumunun tehlikelerine geri dönmeyi engellemekten çok, yönetimin despotizme ya da tiranlığa doğru gitmesini engellemektir. Pek tabii ki Locke'un eseri bir kralın, 2. James'in tahttan indirilmesine yol açan döneminin büyük ve derin anayasal krizi ile yakından ilişkilidir. Locke, yasamanın üstünlüğünün büyük bir savunucusu olsa da yürütme gücünün rolünü hiçbir zaman gözden çıkarmamış ya da tamamıyla çıkaramamıştır. Yürütmeyi ister bu bir prens, ister monark, isterse de deyim yerindeyse bakanlardan oluşan bir kabine olsun, hepsini Locke aynı zamanda yasama organının bir ajanıymış gibi görmüştür. Yürütmenin amacının yasamanın iradesini yerine getirmekten ibaret olduğunu yazar gibidir. Locke'un kendi ifadesi ile yürütme gücü yönetseldir ve yasamaya tabidir. Sanırım 153. kısımdaydı. Yine Locke'un yazdıklarının kimi yönlerinde yasamanın üstünlüğüne kıyasla yürütme yasamaya araç olmaktan daha fazla bir şey ifade etmemiştir. Locke'un bu noktada çok tutarlı görünmediğini söyleyebilirsiniz. Çünkü aynı zamanda her toplumda yönetimin savaş ve barış meseleleriyle ilgilenecek ayrı bir organı olması gerektiğini düşünmüştür. Locke buna federatif güç demiştir. Tıpkı Hobbes gibi Locke da doğa durumunda her birey bir diğer bireye karşı ne ise her toplumun da başka bir topluma karşı o olduğunu düşünmüş ve bu nedenle yönetim içerisinde uluslararası çatışmalar, devletler arası çatışmalar ile ilgilenecek ayrı, federatif bir savaş gücünün var olması gerektiğini savunmuştur. Ve gerçekten etkileyici bir kısımda Locke, bu gücü önceden var olan pozitif hukukla sınırlandırmayıp, onu kamu yararına kullanacak olanların sağduyusu ve zekasına bırakmanın gerekliliğini savunmuştur. Bir diğer de işte Locke, devletin bu organının aynı zamanda yürütme gücü altında değerlendirilebilecek olan bu federatif organın, onu herkesin yararına kullanılabilecek olanların zeka ve sağduyusuna bırakılması gerektiğini dile getirmiştir. Diğer bir ifadeyle savaş ve barış meseleleri yasamaya ya da onun ifadesiyle var olan hukuka bırakılamaz. Bu meseleler güçlü. Çarpıcı bir pasajda belirttiği gibi tanrıvari bir hükümdarın, bir liderin müdahalesini gerektirir. Eğer bana inanmıyorsanız 166. kısma bakabilirsiniz. Locke'un buradaki tanrıvari hükümdarı birçok açıdan Machiavelli'yi, Machiavelli'nin silahlı peygamberler düşüncesini hatırlatmaktadır. Liderlerin böyle durumlarda, böyle uç durumlarda ayrıcalıklı güçlerini kullanmaları gerekir. Locke'a göre kanunlarla bir takım acil ya da muhtemel kamusal meseleleri önceden kestirmek zordur. Bu nedenle yürütmenin toplumun iyiliği için eylemde bulunabilmek üzere bu ayrıcalıklı güçle donatılması gereklidir. Bu nedenle yürütme sadece yasamanın bir ajanı, bir aracı gibi gözükmeyip yine kendi takdirine göre yani kamunun iyiliği için kendi takdirine göre eylemde bulunma gücüne sahip olmalıdır. Bunlar Locke'un kendi sözleridir. Anayasal yönetim ya da yasamanın üstünlüğü anlayışı ile ayrıcalıklı güç doktrinini yani tanrıvari hükümdar ve prensin bu gücü kullanma hakkını nasıl dengeleyebiliriz? Locke'un ayrıcalıklı gücü aslında yasanın tüm olası koşulları, tüm olası durumları önceden bilememesinden kaynaklanır. Bu tartışma Aristoteles'e kadar gidebilecek olan bir tartışmaydı. Bunu işlemiştik. Her olası duruma uygulanabilecek kanunlar yapma konusundaki imkansızlığımız,
kamu güvenliği için yürütmenin başına bir tür takdir yetkisi bırakılmasının temel nedenidir. Locke bu durumu uluslararası değil de bir iç mesele üzerinden örneklendirmiştir. Şöyle ifade edebiliriz. Yangın esnasında yangının diğer evlere sıçramaması için evi yanan zavallı adamın evinin yıkılması gerekli olabilir. Bu genelin iyisi için yapılmış bir eylemdir. Her ne kadar açıkça bir başkasının mülkiyet hakkına zarar vermiş olsa da. Bu durumu Locke kamu yararını gözeten ayrıcalıklı bir gücün parçası olarak görür. Aslında örnek bize çok da uzak değildir. Connecticut'ta istimlak yetkisi, yani devletin kamu yararı ya da genel iyi adına çoğu zaman okul ya da havaalanı gibi şeyler veya genel iyileştirme için söz konusu alandaki özel mülklere el koyabilme yetkisi üzerine dönen bir tartışma mevcuttur. New London ve Brooklyn'de bu aralar çevredeki bazı evlerin yıkılmasını gerektiren bir halk merkezi ve spor kompleksi yapımı konusunda büyük tartışmalar yaşanmakta. Yani bu istimlak yetkisi çok tartışılan bir şey. Bu bir ölçüde Locke'un ayrıcalıklı güç dediği şeydir. Kamu yararı için bir şey yapmak. Ancak anayasal olmayan bir güç gerektiriyor, değil mi? Ancak Locke için asıl soru, her anayasa hukukçusu için olduğu gibi, bu ayrıcalıklı gücün sınırının ne olduğudur. Onu, eğer böyle bir şey varsa, ne kontrol edecek ya da kötüye kullanılması nasıl engellenecek? Locke bunu tam anlamıyla açıklığa kavuşturmaz. Evet, doğru. Tam anlamıyla açıklığa kavuşturmaz. Kesin olan şey, Locke'un bu soruyu, anayasal yönetim için temel önemi olan bu soruyu ortaya attığıdır. Yürütme gücünün yetkisi savaş durumlarında bile mi, yoksa sadece özellikle savaş durumlarında mı her şeyi kapsar? Guantanamo'daki tutuklular üzerindeki tartışmaları düşünün. Ya da savaş ve terör durumlarında içerideki casusları düşünün. Bunlar ayrıcalıklı gücün örnekleri. Yani kamu yararı için yürütme gücünün anayasal otoritenin sınırları ötesinde kullanılması mıdır? Yoksa siyasal mutlakiyetçilik örnekleri midir? Bu gücün kullanılması birçok açıdan despotizme ya da mutlakiyete kaymak olmayacak mıdır? Bu konuları size bırakıyorum. Kendi tartışma saatlerinizde bunları tartışın. Ancak Locke'un kendisi ayrıcalıklı gücünü kamu yararı için kullanan yöneticileri yüceltmiştir. Ona göre İngiltere'nin en bilge ve en iyi hükümdarları en geniş ayrıcalıklı gücü kamu yararı için kullananlardır. Bu durum sınırlı yönetimden daha çok Machiavellici yaklaşıma benzemektedir. Locke'a göre bu ayrıcalıklı güç kullanımı kamu güvenliği için çaba sarf etmek gereken ulusal kriz ve acil durumlar için söz konusudur. Ve yeniden bunun bugün ulusal kriz ya da acil durumla yüzleşen bizim için de özel bir çağrışımı var gibi görünmektedir. Siyaset kuramcıları var mesela. Aklıma gelen bir isim Carl Schmitt adında bir 20. yüzyıl Alman hukuk felsefecisi. Olağanüstü hal ve acil durumlar siyasetin özünü oluşturur. Ve olağanüstüyü ilan edecek olan kişi de egemenin ta kendisidir demiştir. Böylelikle Schmitt'in yaklaşımından şu sonucu çıkarabilirsiniz. Ayrıcalıklı güç, sıradan yasal süreçlerin yani hukuk devleti gibi sıradan anayasal önlemlerin yetersiz kaldığı noktada devlet adamının zorunluluktan başvurması gereken anayasal olmayan bir güçtür. İsterseniz başka bir örnek vereyim. Ayrıcalıklı güç kullanımı dediğimiz şey anayasa tarafından verilebilir. Lincoln'un iç savaş süresince habeas corpus'u askıya almasını düşünün. Lincoln ilginç bir şekilde kriz dönemlerine ait anayasa dışı bir güce başvurmaz, ancak bu ayrıcalıklı güç kullanımının aksine ikna edici şekilde anayasal bir şey olduğunu iddia eder. Habeas corpus'un askıya alınması durumunda Lincoln anayasayı referans göstermiştir. Anayasada kamu güvenliğini tehdit eden bir isyan veya istila olmadığı takdirde habeas corpus'un önceliği askıya alınamaz şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bir diğer deyişle
kamu güvenliği bunu gerektirdiğinde, yani bir isyan ya da istila durumunda bu olağanüstü güç kullanımı durumuna izin veren anayasanın kendisidir. Anayasa kendi içinde, bizim anayasamız, Locke'un isyan ve istila durumlarında meşru olabilecek ayrıcalıklı güç kullanımını kapsar görünmektedir. Bu tarz bir dönemde mi yaşıyoruz? Belki isyan değil ama istila olabilir mi? Evet, bunu tekrar düşünmenizi istiyorum. Sizce bu durum, yürütme gücünün bu tarz olağanüstü önlemler alması konusundaki güncel tartışma uygulanabilir bir durum mudur? Diğer taraftan aynı zamanda Locke bu ayrıcalığın kötüye kullanılma potansiyelinin de açıkça farkındadır. Locke şu soruyu sormuştur. Yürütme gücünün bu takdir yetkisinin kamu güvenliği ve iyiliği için mi kullanıldığı, yoksa gücün kötüye kullanılması mı olduğunun yargısını kim verecektir? Yönetimin güçleri arasındaki çatışmalardan kaynaklanan büyük anayasal krizlerde Locke, dünya üzerinde hiçbir yargıcın olamayacağını söylemiştir. Ona göre insanların bu noktada Tanrı'ya başvurmaktan başka çareleri yoktur. Bu açıklama 168. kısımda yer alır. Bu Tanrı'ya başvurmak kavramının sınırları nedir? Locke, dünyada hiçbir yargıcın olmadığı kadar önemli anayasal krizden ve insanların sadece Tanrı'ya yalvarmalarından bahsederken neyi kastetmektedir? İnsanlar dizlerinin üzerine çöküp dua mı etsinler? Ne yapmalılar? Aslında tam tersine Tanrı'ya başvurmakla Locke'un kastettiği şey insanların yönetimi sonlandırma haklarını kullanmalarıdır. Tam olarak kitabın sonunda bu soruya yer vermiştir. Halk ve temsilcileri arasında güvenin sona erdiği durumlarda ki yürütme gücü son derece kapsayıcıdır, yargıç kim olacaktır? Locke bu soruya şöyle cevap verir. Halk yargıç olacaktır. Locke burada devrim hakkını teyit etmiştir. Tanrı'ya başvurmak silahlara, isyana başvurmakla eştir ve yeni bir toplumsal sözleşme ihtiyacının göstergesidir. Gördüğünüz gibi Locke burada bir yandan kanunların kutsallığına ve diğer yandan ayrıcalıklı gücün gerektiğinde kanunların üzerinde yer alabileceğine vurgu yapmıştır. Bu iki doktrin çelişkili midir? Bana göre birçok açıdan ya da en azından bazı açılardan öyledir. Peki, yürütmenin ayrıcalıklı güç kullanma yetkisi vatandaşların özgürlüğünü tehdit etmemek amacıyla anayasallaştırılabilir mi? Locke bizi bu değişmez ve aynı zamanda da tam zamanı olan sorun konusunda uyarmıştır. Bugün de kişisel haklar ve vatandaşlık hakları bağlamında ele alınabilecek olan anayasal meselelerin birçoğunun kaynakları Locke'un ikinci incelemesinin son 5 bölümünde bulunabilir. Daha iyi bir kaynak düşünemiyorum. Sonuç olarak Locke'un Tanrı'ya başvurma ya da insanların Tanrı'ya başvurması kavramının silahlara ve isyana başvurmayla aynı anlama gelmesi aslında Locke'un bir devrimci olduğunu gösterir. Ancak şunu söyleyebilirim ki kelimenin tam anlamıyla dikkatli ve ılımlı bir devrimcidir. Eğer kavramsal anlamda bu söylediklerim zıtlık teşkil etmiyorsa. 19. bölümü geçiyorum. Tamamı devrim üzerine olan ünlü bir bölümdür. Halkın Tanrı'ya başvuracağı durumlardan bahseder. Ancak Locke'un rıza doktrini ve yasamanın üstünlüğü doktrini bu onu çoğu açıdan demokratların ya da radikal demokratların kahramanı yapmalıdır. Sınırlı yönetim ve mülkiyet hakkına olan inancı ise onu anayasal muhafazakarlar ve hatta libertaryenler için de kahraman haline getirmelidir. Sonuç olarak bana göre Locke hiçbiri veya hepsidir. Tüm büyük düşünürler gibi onu da basitçe sınıflamak imkansızdır. Ancak hiç şüphesiz Locke anayasal devlete tanımlayıcı ifadesini kazandıran düşünürdür. Devletimizin sorunları yasal, anayasal ve siyasal sorunları. Temelleri John Locke'un felsefesinde olan sorunlardır. Ve Locke'un etkisinden bağımsız düşünülemezler. Bu durum beni Locke'un Amerikası, John Locke'un Amerikası teması üzerinde biraz konuşmaya itmektedir. Locke'u okuyan hiç kimsenin, hatta yüzeysel okuyan hiç kimsenin bile
Burada kimseyi yüzeysel okuyucu olmakla suçlamıyorum. Her neyse, Locke'un yazıları ve Amerikan Cumhuriyeti'nin kurulmasına yol açan yazılar arasındaki uyumdan etkilenmemesi mümkün değildir. Onun kavramları olan doğal hukuk, haklar, rızaya dayalı yönetim, devrim hakkı hepsi bizim kurucu belgelerimizin yapı taşlarıdır. Bir ölçüye kadar daha önce de söylediğim gibi Amerika üzerine bir yargı Locke'un felsefesi üzerine veya Locke'un felsefesi üzerine bir yargı Amerika üzerine bir yargıdır. Birçok açıdan eğer herhangi biri sahip olacaksa bana göre Locke Amerika'nın filozof kralı unvanına sahiptir. Peki az veya çok 300 yıl Locke'un kurallarıyla iç içe olduktan sonra Locke'u nasıl değerlendirmeliyiz? Onu nasıl ele almalıyız? Yıllardır pek çok kişi tarafından bugün bile benzerlik, Locke ve Amerika arasındaki ilişki tam olarak olmasa da büyük ölçüde olumlu bir yaklaşım ışığında değerlendirilmiştir. Birçok tarihçi ve siyaset kuramcısına göre istikrarımız sınırlı yönetime ve piyasa ekonomisine dayalı sistemimiz, Locke'un ilkeleri, temel ilkeleri üzerindeki geniş uzlaşının sonucudur. Diğer taraftan birçok Amerikan tarihi okuyucusu için bu ilişki büyük ölçüde sorunludur. 1950'lerde ünlü bir siyaset kuramcısı ve tarihçi olan Louis Hartz tarafından Amerika'nın irrasyonel Locke'çuluğu olarak adlandırdığı durumdan şikayet eden Amerika'da Liberal Gelenek adlı bir kitap yazılmıştır. Bu Hartz'ın ifadesidir, ondan alıntı yapıyorum. Diğer siyasal alternatiflere ve olasılıklara kapalı kalarak bu derece bağlı olduğu Locke'un ilkelerine ve ideallerine referansla kullandığı irrasyonel Locke'çuluk. Hartz birçok siyaset kuramcı gibi Amerika'da neden sosyalizmin olmamış olduğuna, neden Amerika'da Avrupa çizgisindeki gibi sosyal demokrat partiler ya da İngiliz İşçi Partisi gibi sosyalist partilerin ve işçi hareketlerinin ortaya çıkıp gelişmediğine dair sorularla son derece ilgili olmuştur. Ve Hartz'ın cevabı, onun irrasyonel Locke'çuluk dediği başka düşünüş şekillerine kapalı kalan Locke'çu gelişme aşaması içerisinde kapalı kalmış olmamızdır. Fakat başka bazı az ya da çok solda yer alan düşünüre göre Locke sahiplenici bireycilik ahlakını, mülkiyete ve tamamen piyasa ilişkilerine ya da piyasayı her şeyin üzerinde tutmaya odaklanan özel mülkiyet hakkını meşrulaştırmıştır. Başka bazı düşünürlere göre, daha çok da komüniteryen eğilimli düşünürlere göre Locke'un yönetimin vazgeçilmez ve doğal hakları korumasına olan vurgusu ile hiçbir şekilde genel iyiye ya da kolektif iyi, kamu yararı ya da başka türden kolektif iyi ve faydalardan bahsetmeye yer bırakmayan son derece kanuncu bir siyaset algısı vardır. Söylemeye çalıştığım şey Locke'un etkisinin herkes tarafından kabul edilmediğidir. Locke'çuluk ve Amerika arasındaki bu ilişkinin eleştirilecek birçok yanı vardır. Fakat bugün şunu söyleyebilirim ki Locke'un liberalizm teorisi ya da sınırlı yönetim, anayasal devlet teorisi yine Locke'un kendisini kurucusu olduğu liberal geleneğin içerisinde kökü olan bir diğer alternatifle karşı karşıyadır. Yale deneyiminizin bir kısmında bir şekilde okuyacağınız bir kitaba, çok okunan ve son derece ses getiren bir kitaba, yakın zamanda ölen John Rawls adlı bir filozofun 1973'te yazdığı bir adalet teorisine gönderme yapıyorum. Birçok açıdan Rawls'un kitabı liberal devlet teorisini güncelleştirme çabasıdır. Bir doğa durumundan ya da kendi deyimiyle bir ilk durumdan ve haklar teorisinden bahsetmiştir. Bunu yaparken çağdaş felsefe ve oyun teorisi teknikleri üzerinden bunu yapmıştır. Rawls'un kitabı büyük olasılıkla son neslin Anglo-Amerikan siyaset felsefesine en önemli katkısıdır. Kendisini Locke'la başlayan Immanuel Kant ve John Stuart Mill ile gelişen ve Rawls'un eseri ile tamamlamayı umduğu liberal geleneğin içerisine yerleştiren bir kitaptır. Kendi adlandırmasıyla bir adalet teorisi, diğer her şeyin kendisinden türediği haklar teorisi üzerinde yükselir ya da yıkılır.
Bu birkaç dakika içerisinde yapmak istediğim şey, Rawls'un bugün çok önemli ve etkili olan kuramı ile liberal devlet teorisinin ilk kurucusu olan John Locke'u karşılaştırmak ve nasıl farklılaştıklarını ifade etmektir. Aşağıdakileri bir değerlendirelim eğer isterseniz. İkinci incelemenin 27. kısmı. John Locke, herkesin kendi kişiliğine mülkiyeti vardır ve başka hiç kimsenin bu mülkiyet üzerinde hakkı yoktur diye yazar ve devam eder. Ve ancak mülkiyetin olduğu yerde adalet ve adaletsizlik olabilir. Ve şimdi de John Rawls, adalet teorisinin ilk sayfalarından birisi. Herkes der Rawls, herkes adalet üzerine kurulu bir dokunulmazlık hakkına sahiptir ve bu hak toplumun tamamının refahı için bile çiğnenemez. Bu nedenle diğerlerinin iyiliğine olacaksa bile bir kişinin özgürlüğünü kaybetmesini adalet kabul etmez. Tamam, bir diğer ifadeyle şimdiye kadar her şey iyi gidiyor. Her ikisi de adalet teorilerini eşitlik, özgürlük, bireyin ve birey haklarının kutsallığı gibi liberal ilkeler bağlamında meşrulaştırılmış biçimde sunmuşlardır. Her ikisi de devletin görevinin yönetilenin rızasından ya da bilinçli rızasından kaynaklanan adalet koşullarını güvence altına almak olduğunu savunmuştur. Ancak hakların kaynağı ve dolayısıyla da devletin adalet koşullarını güvence altına alma rolü üzerinde farklılaşıyormuş gibidirler. Şimdi ne demek istediğimi biraz daha açacağım. Locke'a göre ikinci incelemenin 5. bölümüne dönecek olursak, haklar insanın kendisinin sahibi olması teorisinden kaynaklanmaktadır. Bu görüşe göre herkes kendi kişiliğinin, bedeninin mülkiyetine sahiptir. Yani bizden başka hiç kimse bizim üzerimizde hak sahibi değildir. Locke kendine sahip olma üzerine, kendimize sahip olduğumuz gerçeği üzerine doğal hakları, adaleti ve sınırlı yönetim yaklaşımını inşa etmiştir. Biraz daha farklı bir şekilde ifade edecek olursak, bir kişinin bir kimliği vardır. Bugün ahlaki kişilik ya da tek başına kendi kendimizi yaratmamızdan sorumlu olmamız gerçeğine dayanan kimlik dediğimiz şey. Beden emeği ya da el emeği metaforunu kullanır. Ancak bizler kendimizin ürünüyüzdür. Kendi eylemimizde kendimizi yaratırız ve en özel eylemimiz çalışmamızdır. Locke'un temel doktrini dünyanın bizim özgür yaratımımızın ürünü olduğu, değerin kaynağının doğa değil, birey olduğu ve bireyin tüm değerlerin kaynağı olduğu yönündedir. Locke'a göre haklarımızın kaynağı ve tek kaynağı bu benlik ya da ego dediğimiz şeydir ve devletin görevi en geniş anlamıyla bize mülk olan her şeyin yani mülkiyetimizin güvence altına alınmasıdır. Şimdi bunu özet olarak alıp Rawls'un fikirleriyle karşılaştıracak olursak, Rawls kendi adalet fikrine farklılık prensibi dediği bir şey eklemiştir. Bu Rawls üzerine olan yazında DP olarak kısaltılır. Farklılık prensibi nedir? Bu prensip bizim yaratılış özelliklerimizin, yeteneklerimizin, kabiliyetimizin, aile geçmişimizin, tarihimizin, özgün tarihimizin, yerimizin yani sosyal hiyerarşideki yerimizin ahlaki bir bakış açısından tamamen tesadüfi olduğuna işaret eder. Daha net söyleyecek olursak, bunların hiçbiri aslında bizim değildir. Bize ait değillerdir. Fakat tek faydalananı olarak benim ya da sizin olduğunuz doğal ya da sosyal piyangonun rastlantısal sonucudurlar. Bu sonuç, bir diğer ifadeyle bunun sonucu, varlığımın tek sahibi artık benim olmadığımdır. Ya da onlardan elde edeceğim avantajın ya da dezavantajın tek sahibi ben olmadığımdır. Talih, şans, Machiavellici fortuna tam olarak rastlantısaldır ve Rawls'un vardığı nokta da yeteneklerimin, kapasitemin ya da kabiliyetlerimin sahibi değil. Tekrar edecek olursak, sadece rastlantısal olarak sahibi olduğum bu yetenekleri elinde tutanımdır. Sosyal politika ya da yönetim teorisi bağlamında bu ne anlama gelmektedir? Rawls'un farklılık prensibinin sonucu ve onun John Locke'un düşüncesiyle olan temel farklılığı bu bakış açısından daha çarpıcı olamazdı. Locke'un adalet teorisi
daha geniş anlamda ifade edecek olursak, bazen fırsat eşitliğine işaret eden bir kişinin doğal olarak sahip olduklarıyla yükselme ya da düşme hakkı anlamına gelen meritokrasiyi desteklemiştir. Hiç kimse bizim emeğimizin ürünlerine müdahale etme yönünde bir ahlaki hakka sahip değildir. Bu ürünler sadece ilkel anlamda bedenimizle ya da ellerimizle yaptığımız bir şeyleri değil, ancak zekamız ve doğal kapasitemizle yaptığımız şeyleri de kapsar. Tekrar edecek olursak, Rawls'a göre diğer taraftan kapasitemiz asla sadece bizim değildir. Bir toplumun tamamı tarafından paylaşılan genel ya da kolektif bir mülktür. Örneğin Yale'da sahip olduğunuz yeri sağlayan çok çalışma kapasitesi, hırs, zeka ve bol şans, Rawls'un hesabına göre aslında size ait değildir. Ya da bu hırs, zeka ve bol şansın ürünleri sadece size ait değildir. Tekrar etmek gerekirse, bu yetenekler yetiştirilme tarzının ve genetiğin rastlantısal sonucudurlar. Kelimenin en güçlü anlamıyla onlar size ya da bana değil, ürünleri tüm topluma dağıtılmayı gerektiren kolektif mülklerdir. Rawls'un şu söylediklerine bir bakın. Farklılık prensibi sonuçta doğal yeteneklerin dağılımının ortak servet olduğu ve her nasıl olursa olsun bu dağılımın faydalarını paylaşma üzerine bir anlaşmayı temsil eder. Sizin zekanız, doğuştan gelen özellikleriniz, donanımlarınız toplumsal servettir. Bunu bir düşünün. Tıpkı Locke'un kendine sahip olma durumunun anayasal devlette sınırlı yönetim kavramını meşrulaştırması gibi, bu ortak servet kavramı da Rawls'un dağıtımcı adalet teorisinin ve refah devletinin temelindedir. Rawls'a göre yine adalet sosyal düzenlemelerin toplumun genetik piyangosunda en dezavantajlılar dikkate alınarak yapılmasını gerektirir. İlk durum olarak adlandırdığı düşünce deneyi, hiç kimsenin bu durumda doğuştan gelen kendi entelektüel yeteneğinin ne olduğunu peşinden bilemeyeceğini belirtir. Bu nedenle her birey toplumun geri kalanıyla sözleşme yaparken, deyim yerinde ise bu doğal piyangonun kendisine getirmiş olduğunu eşit bir şekilde paylaşma konusunda hemfikir olacaktır. Ona göre ortak servetimizin yeniden dağıtımı bireyin kutsallığına zeval getirmemektedir. Çünkü emeğimizin meyveleri zaten bizim değildir. Kişinin kendisine sahip olması teorisi bireyi, benliği ve bizim ahlaki benliğimizi meşrulaştıran Locke'un aksine Rawls, farklılık prensibi altında hiçbirimizin kendimize ait olmadığımızı savunmuştur. Biz kendi mülkiyetimize sahip değiliz. Daha geniş toplumsal bir biz anlayışının ve ortak serveti bütünün faydası için yeniden dağıtılabilecek bir toplumsal bilincin parçasıyız. Locke ve Rawls, burada anlatmaya çalıştığım şey, Locke ve Rawls'un biri genel olarak libertaryen ve diğeri genel olarak refahçı, birisi özgürlük, diğeri ise eşitlik taraftarı olarak tamamen birbirinden farklı iki görüşün temsilcileri olduklarıdır. İlginç bir şekilde bu geçiş, bu dönüşüm birçok bakımdan liberal gelenek çizgisindeki değişimin göstergesidir. Rawls diğer eleştirmenler gibi liberalizm geleneğinin dışından bir isim değildir. Argümanlarını liberal geleneğin içerisinde öne sürmüştür ve ancak liberalizmin Locke'cu formülasyonunun dışında farklı bir noktaya varmıştır. Bu iki görüş de ortak öncüllerden yola çıkmıştır ama hareket yönleri farklı olmuştur. Locke'un kişinin kendisinin sahibi olması teorisi, siyasal topluluğu, bizim topluma öncel olan benliğimizi ve bireysel haklarımızı koruması anlamında negatif olarak değerlendirmiştir. Rawls'un adalet teorisi, topluluğu ona kişisel üretimin sonuçlarının genelin iyisi adına yeniden dağıtılması görevini yükleyerek daha olumlu anlamda ele almıştır. Size sorum, aslında hepimize sorum, bu görüşlerden hangisinin daha geçerli olduğudur? Ya da bunlardan hangisi size daha güçlü ve akla yatkın gelmektedir? Benim kendi görüşüm, yorum yapmaktan hiç hoşlanmam, Rawls'dansa
Amerikan teorisine ya da Locke'un teorisine daha yakındır. Amerikan bağımsızlığının belgesi olan bağımsızlık bildirgesi, herkesin yaşam, özgürlük ve mutluluğun peşinde olmak gibi vazgeçilemez haklarla donatıldığını savunmuştur. Kişinin kendi mutluluğuna karar verme hakkı olan mutluluğun peşinden gitme tabirinin belirsizliği, yönetimin doğal yetenek ve kabiliyetlere dayanan bir çeşitliliği öngörmesine yol açar. Bununla birlikte bildirgede adaleti sağlamanın yönetimin işi olduğu belirtilmiş, ancak hiçbir yerinde adaletin bireysel mülkiyetin yeniden dağılımı anlamına gelebileceğine dair bir ima bulunmamaktadır. İkinci olarak Rawls çekici olmasına, affedersiniz, Rawls eşitsizliğin ahlaki sorunları konusunda dikkatli olmuştur. Bu konuya çarşamba günü Jean-Jacques Rousseau'nun eşitsizlik üzerine söylevini işlerken değineceğiz. Eşitsizliğin ahlaki sorunu üzerine Rousseau'dan daha güçlü, ikna edici ve etkili bir eleştirmen bulamazsınız. Rawls bu konuda hassas olmasına karşın eşitsizliklerin giderilmesini sağlayacak mekanizmaları, siyasal mekanizmaları açıklamak konusunda yetersizdir. Rawls, yönetimin en dezavantajlının yararına çalışması gerektiğini savunmuştur, ancak bu durum yargı gücünün kimin neye hakkı olduğuna karar verirken yargının yetkisini fazlasıyla aşma derecesinde keyfi ve aşırı davranmasına neden olacaktır. Öyle sanıyorum ki eğer Rawls'un öğretisini dinlersek bir filozof krallar sınıfı ve kamu mallarını maksimum eşitliği sağlamak için istediği gibi dağıtma hakkına sahip olan bir de yargıçlar sınıfı ortaya çıkacaktır. Bu nedenle şaşırtıcı olmayacaktır ki Rawls hukuk fakültelerince bu kadar çok kabul görebilmiştir. Nitekim hukuk fakülteleri avukatların, yargıçların ve hatta baş yargıçların belki de anayasayı değil de yeniden dağıtımı sağlamak için Rawls'un adalet teorisini dikkate alabilecek olan yargıçların eğitilmesinde etkili olan kurumlardır. Sizi bu not üzerine bırakıyorum. Fakat tekrardan sorunun çaresi olan Locke'a bir geri dönüşle. Locke'un her şeye deva olduğunu iddia etmiyorum. Locke'un her şeye çare olduğunu söylemiyorum. Tekrar etmeme izin verin. Bazı tarihçiler, ki bunlardan en ünlüsü Louis Hartz'tır, Amerika'yı Locke'un temelleri üzerine kurulmuş bir ulus olarak görmektedirler. Ona göre artan bir şekilde modernitenin formları ile yönetilen dünyada Amerika Locke'un kalıntısı, evet, bir açıdan fosili olmuştur. Aslında bizi 19. ve 20. yüzyılların bir takım ideolojik aşırılık ve kutuplaşmalarından koruyan şey inatçı Locke'culuğumuz olmuştur. Ancak Locke'un bireye ve bireysel faydaya dayanan modern bir cumhuriyet yönetimi oluşturma çabası kendi hoşnutsuzluklarını da yaratmaktan kurtulamamıştır. Kendisini mutluluğun peşinde olmaya ve mülkiyetin korunmasına adayan bir rejim, insan ruhunun derin arzularına cevap verebilir mi? Yine böyle bir rejim, üst erdemler olarak nitelendirilebilecek olan onur, asalet ya da fedakarlığa cevap verebilir mi? Acıdan, endişeden ve huzursuzluktan kaçınan böyle bir rejim, epikürcülükten ya da nihilizmden başka bir şey ortaya çıkarabilir mi? Buna rağmen modernitenin en tepesinden ya da derinliklerinden kendisini çıkaran Amerika'dan başka bir ülke söyleyemem. Eski bir öğretmenimin söylediği gibi Amerika modernitenin birçok yüzünün bir arada olduğu bir ülkedir. Bir açıdan bizler modernite denilen bir hoşnutsuzluğu tecrübe ediyoruz. Ve Locke'a geri dönmek modernite patolojisine deva olmayacaktır. Hatta bana göre bu patolojilerin temeli bizzat Locke'un patolojilerine dayanmaktadır. Burada bitiriyorum. Ve Salı gününe kadar Rousseau'nun Ülkeni Sev tavsiyesine uymanızı öneriyorum.